edeceğiz. Konuklarımız gazeteci Murat Kerkitlioğlu. Dün de beraberdik, evet. Murat Bey. Diğer konuklarımız da aslında sabaha kadar çok yoğun bir program maratonu içerisindelerdi. Sayın Rahim Er, hukukçu yazar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Mehmet Tezkan, gazeteci, hoş geldiniz. Sayın Murat Sarı, Konsensus Araştırma Başkanı, hoş geldiniz, hoş efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, yani dün uzun uzadıya zaten sıcağı sıcağına hepsini konuştuk ama şimdi biraz daha böyle sakin, belki daha net görebileceğimiz bir şeyleri de eklemeye çalışacağız. Murat Bey, isterseniz sizle başlayalım. Sizle bir yayın yapmıştık ama bu yayında ne olabilir, ne bitebilir diye bu tartışmaları yaparken ne Öcalan mektubundan bahsediyorduk, ne ortak yayından bahsediyorduk. Çünkü daha onlar gerçekleşmemişti. Evet. Şimdi yani sizin aktardığınız bir takım bilgiler vardı, tespitler vardı. Orada bir %15'lik MHP seçmeninden bahsediyordunuz, İmamoğlu'na oy verebilecek. Şimdi o programdan bu yana hangi şeyler etkiledi ki 58 kat farkla İmamoğlu bu yarışı kazandı? Çok ilginç bir durum söz konusu. O programda söylemiştim, katılımda bir değişiklik olmayacak, hatta çok bir yükselecek falan. Yani ne olursa bu işte ki bu seçmen içinde dönecek şeklinde. Yaklaşık 750 bine yakın, hatta 780 bine yakın oy farkı var bir önceki seçimden bu yana. Her şey aynı, katılım aynı. Biraz geçersiz oy düşmüş. Esasında geçersiz oyların son geldiği nokta da aynı. 178 bine düşmüş. İşte geçen seçim 250 bin civarındaydı. Geçersiz oy. Her şey aynı. Fakat yaklaşık 780 bin oy fark atmış vaziyette. Yani bu demek oluyor ki Cumhur İttifakı'ndan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş bazı seçmenler gidip bu seçimde CHP adayı veya ittifak konuşuyoruz öbür tarafta, Millet İttifakı'na oy vermiş. Tabi bunların dağılımları nedir? Ne kadarı AK Parti'dir, ne kadarı MHP'dir? Tabi bunların incelenmesi lazım. Yani şeyden sonra incelenmesi lazım. İşin açıkçası ona pek vakit bulamadık. Sonuçta Ekrem İmamoğlu karşı taraftan, karşı mahalleden oy almış. Çok ciddi bir oranda oy almış. Yani en az 3,5-4 civarında bir oy almış. Ki onu aşağıya indiriyor o kadar, kendi o kadar yukarı çıkıyor. Yani şey, ben şunun etkili olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani o terörist başının açıkladığı mektup, efendime söyleyeyim, kamuoyunda son 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde, 1 hafta içerisinde olan şeyler, açık oturumun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani açık oturum 0-0 biten bir açık oturum. O gün de öyle diyordunuz abi, oturum evet, olmadan. Çok 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 büyük bir değişiklik olmadı. Ben açık oturum açısından bir şeyim yok. Bu sonuç ortaya çıktı. Bu sonucu öngörüyor muydunuz? Yok. Biz çok fazla öngörmüyorduk. Yani bu kadar 700-800 bin farkın olabileceğini, 805 bin yaklaşık olabileceğini biz öngörmüyorduk işin açıkçası. Fakat oldu. Yani önümüzdeki dönemde esasında çok güzel bir şeye yol açtı. Türkiye'de bakın, yurt dışında, yurt dışı kaynakları, yurt içinden bazı kaynaklar, Türkiye'de işte seçimler yürümüyor şeklinde bir takım şeyler söylüyordu. Artık bunların önüne geçildi. Fakat şu da çok o kadar net gözüktü ki, eğer bir kazananın elinden kazandığı şeyi alırsanız, seçimi kazananın elinden böyle şeylerle karşılaşırsınız. Şimdi düşünsenize, 5 sene şöyle bir fırsatı vardı AK Parti'nin. 5 sene boyunca işte sen 13 bin oyla kazandın. Hatta sen de biz sahibi olduğunu düşünüyoruz deme hakkı vardı. Şimdi böyle bir hakkı da kalmadı AK Parti'nin. Çünkü çok açık ara önde çıktı. Oylar çalındı deniliyordu. Esasında acaba karşı tarafın oyları mı çalındı şimdiki? Onun haklarını mı, yani rakibinin hakkını mı korudu AK Parti? Gözüken o ki yüksek bir fark. Şeklinde
Böyle pek çok şeyi birbiriyle sıralayabiliriz. Ama şu bir gerçek ki, şöyle de bir şey. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan, yönetiminin bundan çıkartması gereken önemli bir ders var. 28 ilçede Ekrem İmamoğlu birinci sırada. Fatih Beyoğlu, işte. Bunlar benim aklıma gelen AK Partili ilçeler. 28 ilçede birinci sırada 11'ini AK Parti. Evet, CHP bunu nasıl iyi okumalı sizce? CHP'nin şu anda 14 tane ilçe belediye başkanı var. Yarı yarıya. Şimdi bir aday çıkıyor, bu hallere sokuyor. Fakat öbür tarafta demek aday seçimleri yanlışmış. Çok doğru değilmiş, kaybedilen yerlerde. Bunu iyi okuması lazım. İşte kazanan aday ortada. Profil ortada. Neyi koyması gerekir? En azından İstanbul için profil ortada. Bundan sonraki seçimlerde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ile yarışmak biraz zor olacak gibi. Çünkü aldığı, mesela buna çok güzel örnekler var. Aldığı yerleri bir daha geri vermiyor Cumhuriyet Halk Partisi işte. Kartal. AK Parti'den aldı. Bir daha geri vermedi. Bu seçimde de oylarını birazcık daha artırarak şey yaptı. Sarıyer. Keza öyle. İlk gittiğiniz zaman geri vermedi. Şimdi bu buralardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri olarak bahsediliyor ama yani %20, %30 aldığı yerler buraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 15 sene önce, siyasette 15 sene çok uzun bir süreç değildir. 3 seçim dönemidir. Yani sonuç olarak gözüken o ki iyi adaylarla yola çıktığınız zaman iyi işler yaparsınız. Şimdi ben görüyorum hep bütün bu seçimi, tabii ki doğal olarak basın mensupları böyle yapıyor. AK Parti üzerinden okumasını yapıyor ama esasında bu seçimin okumasını Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına öyle kolay değil. Yani bir kenara çekilip işte salon toplantılarıyla sadece topluma mesaj vermek, orası yerel seçim, ben ona dokunmuyorum demek öyle kolay bir iş değil bir lider için. Ve 1989'dan beri alamadığınız bir kenti alıyorsunuz. Yani. Ve şunu da söylemek istiyorum. İstanbul alınırken İstanbul'da bu oyu alan yok. Bundan daha önce. En yükseği %49, %50'nin üzerine çıkan yok. Hani tamam, ittifaklar var, birleştiler, şu bu, o zaman da çok parti yoktu yani. Bedrettin Dalan işte girmişti. SHP'nin bir adayı vardı, şu anda hatırlamıyorum. İlk seçimi 12 Eylül darbesinden sonra o zaman alınmış. 49'larda Kadir Topbaş'taydı değil mi? Onu hatırlıyorum en son. Yok yok, Kadir Topbaş %48 aldı. Bedrettin Dalan 1987'de mi yapıldı galiba, 87'de yapılan seçimlerde aldı yani. Ondan sonrası yok. Böyle elinin üzerine çıkan. Hatta başka seçimlerde de, referandumlar hariç, böyle %50 barajına yaklaşan bir tek en son 24 Haziran seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan aldı %50. Hiç 50 yok. Bu da değerlendirilmesi gereken bir şey. 3-4 tane ayrı eğilimi tek bir paydada toplayıp yapıştırıp bunları kamuoyuna sunan ve kamuoyunun beklentilerini karşılayan Ekrem İmamoğlu'na çok büyük tebrik etmek gerekiyor. Yani gerçekten bu işi çok iyi yaptı. Her türlü provokatif girişime rağmen bence çok iyi yaptı. CHP'nin de bu avantajı iyi mi kullanması gerekiyor, onu mu söyleyeyim? CHP de destek oldu, çok yüksek destek oldu. Şimdi öyle bir şey vardı ki, bu seçim daha 1 Ocak'ta başlarken, acaba il başkanı ile ilgili sorunlar çıkacak mı? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde işte Ekrem İmamoğlu nasıl karşılanacak? Vardı, çok ağır topları geliyordu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın adaylığını koymak istiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Fakat bunlar seçim sattım haline girdiğimiz anda bir anda şey oldu. Gündemden düştü bu tartışmaların hepsi.
kim aday olacak, orada meclis üyelikleri kim olacak, efendime söyleyeyim ilçe başkanları kim olacak, bunun hepsi düştü. Direkt olarak odaklanılan şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı diyor ve başarılı oldu. Şu da çok açık gözüktü ki yerel yönetim seçimlerini yerel yöneticilerle kazanabiliyorsunuz. İşte öyle. Ankara, İstanbul, İzmir, hadi İzmir CHP hep kazanıyor diyorsunuz ama önemli bir başarıdır. Antalya hep ilçe belediye başkanlığından gelip yarışa giren belediye başkan adayları kazandı. Mersin keza öyle. Ama bir karşı tarafa bir bakıyoruz hep böyle eski bakan, eski böyle ağır top. Yani yarıştığı kişiler. Hatta Bursa'yı %2 puan farkla kaybetti. Aslında Bursa'yı da kazanıyordu. Ama Bursa'yı ben AK Parti'nin kazanmasının sebebini şöyle açıklıyorum. Orada yerel yönetici gösterdi AK Parti. Hani 2 puanla kazandı ama yerel yönetici gösterdi. Yerel yönetici göstermediği hiçbir yerde kazanamadı. Demek vatandaşın aradığı şey bu. Sayın Mehmet Tezkan, şimdi bu rakamlar çok konuşuldu, dün de konuşuldu. Şimdi hangi ilçelerde öne çıkılmış, şey yapılmış, onlarla ilgili çok vakit kaybetmek istemiyoruz ama bir görünen o ki dediğimiz gibi, evet 28 ilçede önde görünüyor İmamoğlu, 11-12 tane ilçede değil mi? Daha önce Yıldırım'ın AK Parti'nin önde olduğu ilçelerde bu seçimle birlikte arttığını görüyoruz oylarının. Sizin bugünkü yazınızda aslında kimler kazandı ve kimler kaybetti şeklinde çok güzel bir analiziniz var. Uzun bir şekilde. Yani burada genellikle hep AK Parti ve CHP cephesinden bakılıyor kazanan ve kaybeden olarak ama siz mesela MHP liderinin bu yarışta kaybedenlerden biri olduğunu düşünüyorsunuz ve aynı zamanda hükümeti kayıtsız şartsız destekleyen medyaya da orada bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Gönderme yapmış. Evet. Yani uzun bir liste, yani diyorsunuz oturdum ciddi ciddi izledim not tuttum diyerek de yazdığınız o yazınızdan öne çıkan başlıklar. Efendim benim söylediğim sadece iki kişi veya iki başlık ama bu bayağı uzun olduğu için isterseniz sizden alalım onu. Şimdi tabii bu seçim sadece baktığın zaman evet sadece bir yerel seçimdir, bir belediye başkanı seçiyoruz gibi başlasa da iktidar kanadı bunu bir beka meselesi haline getirdikten sonra bu bir başka bir şeye dönüştü. Bir yerel seçim, yerel seçim olma özelliğinden çıktı. Hele özellikle İstanbul'un seçimin iptal edilmesi ve yine iktidar sözcülerinin ya İstanbul Türkiye'dir, Türkiye'nin aynasıdır, İstanbul'u alan Türkiye'yi almış demektir gibi ifadeleri yaklaşımlarından sonra ne oldu karşımıza? Bir İstanbul seçimi var. Biz hani Binali Yıldırım mı seçeceğiz, İmamoğlu mu? Dedi. Hangisi daha iyi? Bu yarışın Erdoğan İmamoğlu yarışına dönüştüğünü daha önce söylüyordunuz. Zaten. Yani bu ikisi arasında tercih yapmadık ki. Seçmen tercih yapmadı. Seçmen bir bloktan öbür blok arasında tercih yaptı. Dedi ki kardeşim iktidar bloğu senin izlediğin politikayı beğenmiyor. Bu seçimi haksız yere iptal ettim. Ben tercihimi kullanmıştım. 7 milyon 100 bin galiba 150 bin bine bir önceki seçimde oy almıştı. Şimdi 7 milyon 150 bin kişiye diyorsun ki kardeşim senin oyunu saymadım. Onlar da dedi ki sandığa gidip dün ya ne hakla benim oyumu saymıyorsun. Şimdi kaybedenlere bakarsak YSK'nın o 7 kişisi de kaybetti. Uyduruk gerekçelerle. Yani insanları biraz ne bileyim aptal yerine koyan diyeceğim. Ya işte oraya koyduk 3 tane bizim seçim kurulları memur olmayan kişileri atamış. Sen bir daha sandığa git. Bunu da kabul etmedi işte insanlar. Cumhurbaşkanı 13 bin oyla İstanbul mu terk edeceğiz, vereceğiz dedi. Bu lafı söyledi. 800 bin oy oldu. Şimdi kaybeden dediğin zaman bu da var. Şimdi topa giren herkes var. Son dakikada Öcalan'ın devreye sokulması. Şimdi Öcalan'ı devreye sokan bütün devlet görevlileri kaybetmedi. Kim onlar? Akıl kimden çıktı? O motorluğa kim getirdi? O akademisyeni oraya kim götürdü? O mektubu açıkla diye kim söylediyse. Onların da oyunu olmadı. Onların peki bir etkisi oldu mu? Hani seçim üzerine etkisi olmadı. Bence hiç olmadı. Ben Murat Bey'e katılmıyorum. Çünkü daha bu Öcalan operasyonu olmadan önce Konda sonucu açıkladı. Dedi ki
Kardeşim bu 54'e 45 bitecekti. Aynen öyle bitti. Yani çıkan sonuçlar, şimdi çıkan sonuçlar böyle iktidar kanadına gitmiyor muydu bu sonuçlar? Biliyorlardı çok 9 puanlık bir fark olduğunu. Demek ki Öcalan bu yüzden devreye sokuldu. Daha önemlisi Öcalan'ın lafını HDP seçmeni dinlemedi. Ne diye soktular? Öcalan söylesin, ey HDP'liler oyuna gelmeyin, bu Millet İttifakı'na oy vermeyin. Bütün bunlar hiç etkili olmadı. Bahçeli de bunu söyledi. Bu zillet ittifak dedi, uyarıyor dedi. Yani İmralı bile uyarmasını Bahçeli bile kabul etti. O yüzden kaybetti diyorum. Ya yani olabilir mi? Onu muhatap aldı. Doğru yapıyor dedi. Bunlar yanlış yapıyor dedi. Şimdi şunu sormak lazım. HDP seçmeni Öcalan'a uysaydı, aa bak evet bu böyle söylüyor deyip tarafsız kalsaydı hoşumuza mı gidecekti? Yani o seçmen terörist başı dediğimiz adamın emrine uyup blok halde sandığa gitmeseydi nasıl yorum yapacaktık? Alkışlayacak mıydık onlar? Ha şimdi alkışlamamız lazım. Terörist başını dinlemediler diye. Demek ki terörle bağlantılı bir seçmen kitlesi değil onlar. Onlar da bakıyorlar hangisi daha iyi. Duruşları ne demek? Şimdi bir başka nokta daha var. Evet ittifaklar var. Bakın bir tarafta HDP seçmeni, İYİ Parti seçmeni, CHP seçmeni, Saadet seçmeni. O kaymalar oldu, AK Parti'den geçişler oldu, işte Murat Bey de söylüyor, MHP'den de geçişler oldu. Yani 31 Mart'tan düne. Şimdi böyle bir birliktelik, şimdiye kadar Türkiye'de görülmüş mü birliktelik? Değil. Şimdi bunun ayrı bir değerlendirmesi lazım. Bu taraf kazanıyorsa bu tarafın iddia ettiği şeyler de kaybetmiş demektir. Şimdi genelde baktığımız zaman şimdi İktidar kaybetti diyoruz. İktidar neyi temsil ediyor? Başkanlık rejimini temsil ediyor. Bir sene önce, aynen bugün, 24'ü değil bugün, biz sandığa gidip başkanlık rejimini onaylamıştık. 31'inde seçimden sonra iktidar sözcüleri dedi ki, bakın biz %51.5 oy aldık. Bu şu demektir. Seçmen, Cumhur İttifakı, ya ittifakı ve başkanlık rejimi diyelim. Onların deyimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onayladı demişti değil mi? 51.6. Aa bakın kaybettik ama Ankara, İzmir, İstanbul ortada, Adana, İzmir hepsi gitti ama totale baktığımız zaman %51 ile biz aldık demişlerdi. Bakın bu bir onaydır. Bu bir yorumdu. MHP de bu yorum yaptı. Şimdi İstanbul'un son durumunu koyalım alt alta. %51 oluyor mu? Demek ki ne oldu o zaman? Kendi dediklerine göre biz onaylattık dedikleri zaman seçmen dedik hayır, biz bu rejimden memnun değiliz. Ben böyle de okurum. Çünkü kendileri bunu dediler. Yani 31'inin total bir oylama yaparken kendileri dediler ki bakın bu başkanlık modelinin bir onaylamasıdır. Büyük illere siz gittiğine bakmayın. Sonuçta seçmen bunu onaylıyor. Şimdiki oyları bölün, çıkartın, toplayın, çarpın. %51.6 ediyor mu, etmiyor. Oradan da çünkü ne kadar bir büyük bir 500 binden fazla oy kaybı var İktidar Partisi. Evet, bir de İmamoğlu'na sövgü merkezli yayın yapan televizyon kanalları da kaybetti diyor. Tabii ki şimdi bakıyorsun bütün gün bazı o ne diyeyim iki tarafında var o trollcular devamlı belden aşağı vur. Sonunda ne oldu? Sonunda kardeşim seni dinlemiyorum dedi. Bakın geldiğimiz sürece bakın. Peki şimdi neden de imam şeye ordu valisiyle bu atışmaya giren kişi İstanbul'un başkanı olamaz dendi değil mi? Seçmen ne dedi? Olacak dedi. Şimdi öyle iddialar ortaya konuldu ki şimdi nereden hangisini nasıl okumamız gerektiği meselesi. Ha yoksa bu normal bir seçimde seçim iptal oldu, çalındı, çalınmadı, YSK bu kadar numara yapmasaydı hepsini ya paçal diyor paçal bakın hukuk tabirine ilk defa paçal diye bir şey girdi. Diyorlar ki işte biraz oy çalma var, biraz işte ölüler kullanmış, biraz işte ehliyeti olmayanlar kullanmış. Bazılarında bu hepsi ama bunlar tek başlarına sonucu etkilemese bile paçal olarak sonuç ve paçal olarak biz iptal ettik diye bir şey çıkardı. YSK karşımıza bir hukuk yorumu çıkardı. Şimdi içimize hukukçular var. Onlara da sormak. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Mesela ben şimdi gittim birisini yaraladım.
Kaçtım, yakalanmadım. Sonra gittim bir yere hırsızlık yaptım. Yine bir şey yok. Sonra gittim adam kaçırdım. Sonra bir şey. Sonra bir gün yakalandım. Hakim şöyle diyebilir mi? Hırsızlığını, işte adam yaralamanı, adam kaçırmanı hepsini paçal yaparak mahkum mu eder? Yoksa hırsızlık yaptın kardeşim, atıyorum 3 yıl, adam yaraladım 5 yıl, şunu yaptım mı der. Şimdi YSK bize bir hukuk yorumu çıkardı. Hepsini paçal yaptığımız için hiçbirisi seçim sonucunu etkilemiyor. Çalma yok, çırpma yok, yolsuzluk yok, usulsüzlük yok. Şimdi buna karşı altı, İstanbul'un cevabı oldu. İstanbul dedi ki 13 bin yetmiyor mu? Al size 800 bin. Şimdi ne olacak? Yani... İbrahim Bey'e de dönelim. Çünkü sizin dediğiniz şeye de oradan değinmek istiyorum. Şimdi İbrahim Bey, İbrahim Er, hukukçu, yazar. Dün de bazı konuklarımıza bu ekranlardan sormuştuk aynı soruyu ama Ekrem İmamoğlu mesela dünkü konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'yla uyumlu çalışabileceğimize inanıyorum şeklinde mesajlarını gönderdi. Cumhurbaşkanı da evet kutluyorum, tebrik ederim diye İmamoğlu'nu kutladı. Şimdi ama seçim öncesinde mesela akıllarda kalan seçilse bile ile başlayan bir takım şeyler vardı. Ya bu ordu valisiyle yaşanan VIP krizi, işte mahkeme salonları olabilir diye hiç belli olmaz, o koltuğa oturamayabilir şeklindeki sözleri ve iması. Şimdi bu kadar karşılıklı iki tarafta da açıklamalar varken mesela böyle bir olaya gidilebilir mi? Evet. Yani siz ne öngörüyorsunuz? Evet, böyle bir yeniden... Teşekkür ederim. Efendim ben evvela bu seçimi kazanan Sayın İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Fakat meclis başkanlığı gibi çok seçkin bir makamı bırakıp İstanbul'a hizmet adına bu seçime giren Sayın Binali Yıldırım'ı da keza tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu İstanbul'umuza, İstanbullularımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın İmamoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı ile ahenk içinde çalışabilirim demesi, dikkate alınması, önemsenmesi icap ettiği görüşündeyim. Bir tekliftir veya bir karardır kendi adına. Dünü dünde bırakmak gerektiği düşüncesindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu seçim sürecinde İmamoğlu kazansa bile vitrin süsü olarak kalacak. Çünkü belediye meclisi açık ara Cumhur İttifakı'nda, komisyonlar AK Parti'de, 39 ilçenin 25'i Cumhur İttifakı'nda, bu durumda ne yapabilir dedi. Şimdi bunun seçim şartları içinde belki taraftarına, kendi seçmenine verilen bir mesaj olması düşünülebilir. Ama seçim bittiğine göre artık işin hayat tarafı, İstanbulluyu ilgilendiren ve İstanbul'u ilgilendiren tarafı başladığına göre üstelik açık ara farkla kazansın, isterse bir oy farkla kazansın fark etmez. Bir başkan var ve bir meclis yapısı var. Evet, başkan tek başına. Ancak netice itibariyle bu insan otobüsün sürücüsü, direksiyonda olan insan. Bu insanın, başkanın İstanbul'a dair getirdiği, bütün İstanbul'u alakadar eden, İstanbulluyu alakadar eden yeni, güzel, isabetli yerinde teklifler olduğu takdirde bunu yok saymak, engel olmak, görmemezlikten gelmek, hayata geçmesini engellemek ne yapar? İstanbul'u aleyhine bir netice doğurmuş olur ve yani bundan sonrası için bir sürtüşme, bir gerilim beklemiyoruz. Hayır, olmaması gerektiği, yani olması icap edeni dile getirmeye çalışıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı makul, uygulanabilir, doğru, dürüst, ideolojik taraf taşımayan, şuna buna hizmeti öngörmeyen, İstanbulluya hizmeti esas alan teklifler getirdiğinde bunlar engellenirse İmamoğlu mağdur durumuna düşmüş olur.
Ve burada kaybeden bunu engelleyenler olur. Peki İmamoğlu bahsettiğimiz vasıflı teklifleri getirdiğinde destek olundu fakat buna rağmen ortaya bir icraat koyamadı. 90'lardaki CHP İstanbul Belediyesi örneği, İstanbul'un suları akmıyor, çöp yığınları var, kokudan geçilmiyor. Allah göstermesin böyle bir İstanbul'u, bir daha hiçbirimize yaşatmasın. Böyle bir manzara çıktı. O zaman AK Parti'nin yahut da Cumhur İttifakı'nın seçmene dönüp, gördüğünüz gibi biz lazım gelen zamanda lazım gelen her türlü desteği verdik ama buna rağmen bu başkan başkanlığı beceremedi, işte icraatı ortada deme hakkı doğar. O sebeple Sayın Cumhurbaşkanı ile belki de tam tersi olur bu destekle İmamoğlu çok işte, daha ileri boyutlara diyorum da. Ya yani o zaman hakkı teslim ediyor, yani çalışana hakkını vermek, yani düzgün bir teklif getirdi. Düzgün bir teklif getirdi ve buna destek verildi. Ne destek veren burada kaybeder, ne destek alan kaybeder, ne de İstanbul kaybeder. Ama güzel destek vermezse AK Parti kaybeder. Destek vermezse mağdur konumuna evet. düşer. Ama destek verdiği halde başkan o işi yapamazsa, eksik kalırsa, İstanbul'da bundan ziyan görürse, işte metrobüsü çalışmazsa, tramvayı çalışmazsa, suyu akmazsa, çöpü toplanmazsa, bu durumda ne olur? O başkan gözden düşmüş olur. Şimdi bu böyle AK Parti veya bu seçimleri iki tarih üzerinden herhalde inceleyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde de zannediyorum siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyaset uygulaması bunlar yani şu yaşadıklarımız ders kitaplarına girecek değerdedir. Sayın Bey, o konuya gireceğiz ama Murat Bey'e de dönmek istiyorum. Çünkü yarın özellikle grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Ama seçimlerden çıkar çıkmaz bu sonuçlar belli olur olmaz. AK Parti'nin de kendi içinde yaptığı bir takım değerlendirme, 10 maddelik bir analiz ortaya koyduğunu biliyoruz. İsterseniz onların kısaca bir satır başlarını hatırlatalım. Bunun şu an için gerçekçi ve objektif bir değerlendirme olup olmadığını soracağım. Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları da bekleniyordur büyük bir ihtimalle. Yarın esas önemli olacaklar onlar. Deniliyor ki seçimin yenilenmesi kararı hukuki bir karardır. Milli iradenin tam olarak tecelli etmediği 31 Mart seçimlerine AK Parti'nin itirazı sonucu YSK yenilemiştir. Sonucuna varılmış bu toplantılarda. Ondan sonra 31 Mart'taki hukuki eksiklikler ve usulsüzlükler giderildi deniliyor. 23 Haziran'da milli irade sandığa yansıdı deniliyor. Olgun davranış olarak değerlendiriliyor Binali Yıldırım'ın bu seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesi. Ondan sonra Türkiye 23 Haziran'da bir belediye seçimi yapmıştır. Cumhurbaşkanının yönetiminde hükümetin önünde iç ve dış birçok konu bulunmaktadır düşüncesi hakim. Bu da artık yani normal gündeme bir şekilde geçmemiz gerekiyor şeyi. Sonuçların AK Parti'de kırılmaya neden olup olmayacağı konusu da tartışılmış ve parti bir kırılma olacağı düşüncesini gerçeklerden uzak buluyor deniliyor. Gerekçe olarak da daha önce de belediye başkanlığının kaybedildiği seçimler gösteriliyor. Kırılma yaşanmadığı hatırlatılıyor. Cumhur İttifakı'nın da geleceği bu toplantıda ele alındı, masaya yatırıldı ve ittifakın aynı güç ve eş güdüm içinde devam edeceği vurgulandı. Tıpkı MHP gibi AK Parti de ittifakta bir dağılmanın yaşanmayacağına inanıyor. Seçim öncesi ortaya çıkan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu da bu toplantıda gündemdeydi. Mektubun seçim odaklı olmadığı, terör örgütü PKK'nın ikiye bölünmesini hızlandıracağı vurgulanmış bu AK Parti'nin kendi kendini değerlendirdiği toplantıda. Seçim sonuçlarına ilişkin öz eleştiri de yapıldı deniliyor buradan çıkan sonuçlara göre. Kendini geliştiren ve yenileyen siyasetle bir kitle partisi olmak en önemli hedef olarak belirlendi denilmiş. Ve Türkiye'de demokrasinin ne kadar ileri seviyelere geldiğinin bir göstergesi olarak da değerlendirilmiş. 23 Haziran seçimleri bu seçimin... Ondan sonra başka da bir not, AK Parti'ye göre sonuçlar seçimi tekrarlatıyorlarsa kesin kazanacaklar argümanını da çürüttü şeklinde AK Parti'nin kendi kendine sıcağı sıcağına yaptığı bu
analizler. Bu yeterli mi? Bu seçim sonrası yapılan bu analizler eksik mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında daha mı netleşecek? Biraz uzun tuttum ama bütün toplantının bir şekilde özetini nasıl aktardılarsa ona göre özetini size de söylemek istedim. Muhakkak eksik tabii. Yani daha detaylı analizler yapılacaktır. Tespitler de yapılacaktır. Hani saydığınız şeylerden aldığım notlar üzerinde isterseniz bir iki cümle söyleyerek devam edeyim. Başvuru, iptal başvurusu 13 bin İstanbul gibi bir yerde 13 bin oy farkın olduğu bir ortamda başvuru en demokratik aktır. Bunda zaten kimsenin buna itiraz ettiğini de hatırlamıyorum ben. Herkes bu konuda hemfikirdi. Ancak iptal kararından sonra ve iptal kararının gerekçelerine baktığınız zaman her zaman şunu söylemiştik. Kamuoyunun vicdanının mutlaka ve mutlaka tatmin edilmesi gerektiğini söylemiştik. Demek ki kamuoyunun vicdanı tatmin olmamış. Yani bu 23 Haziran'da yani dün çıkan sonuçları şöyle bir baktığımızda hani böyle çok büyük böyle derin analizlere falan da hani ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yani beni kimse yanlış anlamasın ama yani şu çok netti. AK Parti'nin bir iddiası vardı. Hep derdi ki milli irade sandıktan çıkan sonuca saygı. Şimdi demek ki seçmen, şimdi görüyoruz ki AK Parti'den de bir geçiş var, MHP'den de bir geçiş var. Yani verilen oylar açısından yani AK Parti'nin kaleleri dediğimiz ilçelerde bile çok ciddi bir oy kayması olduğunu görüyoruz. Demek ki seçmen demiş ki sen bugüne kadar 20 yıllık iktidarın boyunca milli irade, milli irade dedin, sandıktan çıkan sonuç dedin ama buna saygı göstermediğin için ben de sana gerekli dersi vereyim bari. Yani bu milletine verdiği en önemli mesajlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ve sonucun da tamamen buna endeksli olduğunu görüyorum. Çünkü AK Parti tabanında bütün o iptal kararından sonra konuştuğumuz birçok insanın yani gerçekten bütün 20 yıl boyunca AK Parti'ye vermiş birçok insanın vermeyeceğim dediğini biliyorum ben. Bunların hepsini yaşadık. Şimdi o yüzden hani evet başvuru demokratik bir haktır. Ama iptal konusuyla ilgili hani bunu sadece diyor. DSK'nın yani, şeyidir diyor. Ama bunu sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun üstüne atmak, Yüksek Seçim Kurulu bunu iptal etti. Hani biz istememiştik, keşke etmeseydi gibi bir eğer şey içerisine girdilerse, bir düşünce içerisine girdilerse bence yanlış yaparlar diye düşünüyorum. İkincisi evet Binali Yıldırım ismi ki yani çok doğru. Yani ben açıklamalarının da gerçekten çok olgunlukla yani sadece tebrik etme değil bence altı çizilmesi gereken yaptığı açıklamalardan bir tanesi eğer istenirse her türlü yardıma, her türlü desteğe hazırım. Yani tecrübesinden kaynaklanarak açıklamasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence çok olgun bir davranış. Yani bu ülkede Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış bir ismin bu şekilde davranıyor olması bence çok olgunca bir davranış. 23 Haziran'da yani evet bu bir yerel seçimdir. İstanbul'a yeni bir başkan seçiliyor. İstanbul'a başkan seçiyoruz ama yaşadıklarımız Kübin Ali Bey'in yaptığı açıklamalardan da yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani Cumhur İttifakı hani bu tür seçimlere ittifakla gitmenin vermiş olduğu dezavantajlar. İşte beka tartışması bunlardan bir tanesidir. Bunu kalkıp bambaşka bir hale taşıyor. Yani bir yerel seçim gitti bir genel seçim havasına dönüştü. Ki Bin Ali Bey'in de en büyük şikayetlerinden bir tanesi buydu. Evet doğrudur. Bu bir yerel seçimdir. İstanbul yeni başkanını seçmiştir ve artık yeni gündeme ülkenin çok ciddi sorunlarına dönme günüdür. Bakın Japonya'ya gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz G20 için. Burada hem Trump'la hem Putin'le yapacağı görüşmeler var. S-400 krizi var. Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar var. Ekonomiyle ilgili çok ama çok ciddi sıkıntılar var. Bunların mutlaka bir an önce ele alınması gerekiyor. O yüzden önümüze bakmak eğer sonuçlardan bir tanesini bu olarak okumuştun. O yüzden bunun çok doğru evet, olduğunu hükümetin söylüyorum. Hükümetin önünde iç ve dış birçok konu evet. bulunmaktadır. Artık buradan evet. da onu anlıyoruz. Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili bakın ben dün de söyledim. Yani ben Cumhur İttifakı'nı çok daha farklı değerlendiriyorum. Yani iki parti arasındaki bir birliktelik olarak değil de Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'daki o işgal girişimine, o hain işgal girişimine karşı oluşmuş bir ruh olarak değerlendirdiğim için hani bu ruhun devam etmesi gerektiğini her zaman ben de savunuyorum ama önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerin Cumhur İttifakı yani ittifakını oluşturan iki parti arasında sıkıntılara yol açabileceğini düşünüyorum. Yani belki hani Mehmet Bey şunu söyledi.
23 Haziran'ın kaybedeni belki MHP'de vardır yazısında. Öyle bir açıklama yazısında öyle bir şeyi var. Vurgusu var ama hani gerek 31 Mart seçimlerine baktığımda, gerek 23 Haziran seçimlerine baktığımda ve bundan önceki yaşananlara da gördüğümde ben Cumhur İttifakı'nın hep MHP'ye yaradığını, hani en azından istatistiksel olarak MHP'ye yaradığını görüyorum. Siz kaybedenlerden birinin olmadığını mı söylüyorsunuz? Düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ha şimdi Öcalan mektubu konusundaki davranış, yani oradaki bakış açısı, ben sonuna kadar hak veriyorum ona. Ki hani Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubunun açıklanmasından sonraki açıklamalarını gördüğümüzde biz de hayret etmiştik. Yani çok daha hani sert tepkiyle karşılık vermesini beklerken HDP içerisindeki sıkıntılardır. Bu karşılıklı sıkıntılar göreceğiz, bir analizini yaparız şeklinde bir açıklamayla geçiştirildi bütün bunlar. O nedenle hani Cumhur İttifakı'nın ruhuna evet sonuna kadar altına imza atarım ama iki parti arasında önümüzdeki dönemde bir sıkıntı yaşanır mı yaşanmaz mı, bu konuda çok fazla emin değilim. Hem Erdoğan hem Bahçeli çünkü ya Cumhur İttifakı ile ilgili hiçbir problem olmayacağını, devam edeceğini söylüyor ama evet. Mesela Bahçeli'nin şart olabileceği bazı şeyler var. Yani öyle algılanan, mesela bir erken seçme artık karşıyız diyor, olmayacak diyor. Ne diyor işte? Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bunda farklı şeyler düşünmüyorlar evet. Zaten iki liderde. Ben Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemlerdeki yaşanacak gelişmelerden kaynaklanan bazı sorunlar olabileceğini düşünüyorum. O yüzden parti içlerinde yaşanabilecek şeylerden mi? Bundan önce de biliyorsun yaşandı. Hani grup toplantılarında karşılıklı resleşmeler olmuştu. Ama daha sonra Cumhur İttifakı devam etsin ama seçimlere ayrı girelim denmişti. Sonradan tekrar oturuldu, anlaşıldı. Yani bu tür sorunlar çıkabilir anlamında söylüyorum. İttifaklar, ben aynı şeyi Millet İttifakı içinde düşünüyorum. Millet İttifakı'nın siz bu günden sonra sanki aynı ahenkte ve aynı ilişkiler içerisinde devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Mutlaka burada çalışır. Şimdi İYİ Parti ile HDP'yi aynı anda, aynı terazide, aynı kantarda tutma şansınız var mı? Mutlaka bir sonuçlar, bir şeyler çıkacaktır. Bu ittifaklara parti içlerinden de bunu kastediyorum. İtirazlar olacaktır falan. Şimdi Öcalan mektubu meselesine gelince, hani bunu seçim sonrası için bir hazırlık olsun anlamındaki açıklama beni çok fazla tatmin etmiyor. O zaman bıraksaydı, seçim sonrası açıklasaydı. Bu inandırıcı gelmedi yani. Şimdi bakın, hani nasıl inandırıcı gelmiyor? Ben bunun bir taktik hata olduğunu düşünüyorum. Yani bu aklı verenin, ben aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edelim, İstanbul seçimlerini iptal için aklını verenin de mutlaka bu konularda bir oturulup bu arkadaşlar hangi akılla buna siz bu geldiniz, biz benim karşıma da bu aklı verdiniz denmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir daha söylüyorum, millet iradesi tecelli etmiş. Yani bir fark oyla da olsa, 100 bin, 1 milyon farkla da olsa, bakın şu olsaydı şu daha doğruydu belki. Hani oy sayımı olsaydı bunu daha geçerli bir neden olarak görebilirdik. Ama iptal meselesi millete böyle yansıyor işte. Aynı şekilde Öcalan, ya hepimizin terörist başı dediği, bebek katili olarak gördüğü bir katilin mektubunu son iki gün önce bir tane doçent tarafından okunması, aklını verenin de mutlaka bu konuda bir hesaba çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öz eleştiri kısmına gelecek olursak, bu bence zaten tamamıyla ele alınması gereken ve gerçekten yani şapkanın çıkarılıp önüne konulup düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi AK Parti için, şimdi AK Parti ilk defa bir seçim kaybetti 20 yılda. Yani özellikle hani CHP ile ana muhalefetle yarışında ilk defa bir seçim kaybetti. O yüzden öyle hani darmadağın olmanın, birbirine girmenin falan çok doğru olmadığını düşünüyorum. Önemli olan nerede hatalar yapıldı? Bu hataları yapanların kimler oldu ve bunlardan mutlaka ve mutlaka hesap sorulması. Ha bunun için kabine revizyonu mu deniliyor? Ha buna teşkilatların yenilenmesi mi deniliyor? Buna son dönemde oluşturulan o danışma kurulu veya Yüksek İstişare Konseyi mi deniliyor artık, adı neyse. Orada seçilen, oraya getirilen o aklı verenlerin ben hesap sormamı anlamına geliyor. Bunun mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. Ve yani Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın olduğunu iddia eden insanların, ya
Ne var ki kardeşim, CHP düşünsün şeklindeki açıklamalarını duydum Şeyin Hanım ben. Ya şaşırıyorum, CHP niye düşünsün? Ha, CHP bundan sonra şunu düşünür. Murat Bey, biraz uzun oldu ama şunu hemen cümle, şunu noktalayacağım. Diğer konuklarımıza da şunu düşünür CHP. CHP'ye geçmeden isterseniz bu kısmı diğer konuklarımıza. Tamam, şöyle söyleyeyim. CHP şunu düşünür. CHP bundan sonra nasıl başarılı olabileceğini düşünür. O nedenle AK Parti'nin mutlaka bu tespitleri yapıp ve hiçbir şey olmadı ya kulak vermeyip gerekli neşteri vurulması gerektiğini düşünüyorum. İlk değerlendirmede Sayın Mehmet Tezkan, Sayın Murat Sarı, ikinize de aynı soruyu soracağım. Yani ilk sıcağı sıcağına AK Parti'nin bir analiz olarak, bir öz eleştiri olarak ortaya çıkardığı bu maddeler sizin için yani tatmin edici mi? Öncelikle onu sorayım. Ne eksik burada? Yani çok samimi bir şekilde şu eksik ve şu unutulmuş diyebileceğiniz, hakikaten belki de bu bir yandan belki de şöyle de anlaşılabilir. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün teşkilatı ve partiyi toplamadan önce AK Parti tarafından bir savunması olarak da belki değerlendirilebilir Cumhurbaşkanı'na karşı. Ne diyeceksiniz bu şeylerden? Sistem sorgulaması eksik bence. Sistem. Evet, bakın. Ekrem İmamoğlu, şimdi ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ekrem İmamoğlu 4.741.868 oy almış. Bu 23 Nisan'da. Bu rakamı bir zaten yazıyor. Referandum, 16 Nisan referandumunda hayır oylarının toplamı 4.728.584. Neredeyse birebir aynı. 8.000 falan fark var aralarında. Şimdi baktığımız zaman o 16 Nisan'da İstanbul'daki hayır birleşenleri Ekrem İmamoğlu'nda da birleşmişler. Belki de aynı kişiler aynı şekilde oy kullandılar. Bilemiyoruz tabii. Bu şimdi önemli bir gösterge ama ona bakarsanız 4.479.000 evet oyu çıkmış. Sayın Binali Yıldırım'da 3.930.000. Bir de var, sistem sorgulanmalı. Yani sistem sorgulanmalı derken sistem değişsin, şudur, budur, bunu söylemiyorum. Bu sistemle bu partiler, siyasi partiler kanunuyla, bu seçim kanunuyla bunların üçü bir arada olmaz. Yani bu o kadar net gözüküyor ki. Yani bakın, ben şunu çok net söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu kazanırdı belki ama bu kadar rahat kazanamaz. Bütün partiler ayrı ayrı girseydi. MHP, HDP, İYİ Parti, bunların hepsi girseydi seçime. Bu kadar rahat kazanamayabilirdi. Çünkü işte karşımızda bir Muharrem İnce örneği var. %36.9 aldı İstanbul'da Muharrem İnce. 8 ay, 10 ay evvel. Çok uzak değil. Bir sene evvel. Hadi. 28 Haziran'da o. Şimdi bir baktığımız zaman bir defa bunları bir sorgulaması gerekiyor. Bazı şeyler var ki büyük şehirlerde insanlar bunun altını çiziyor. İnsanlar sokakta bir takım şeyler konuşuyor. Mesela bu tırnak içinde söylüyorum. Tek adam rejimi. Antidemokratik rejim. Bir defa bu algıyı üzerinden 2017'nin üzerinden 2 sene geçmiş, 2 senenin üzerinde bir zaman geçmiş. Hala bu algıyı kaldıramamışsınız. Hala sokaklarda tek adam rejimi deniliyor. Hala şey deniliyor. Demokrasi eksikliğinden falan bahsediliyor. 2. Yüksek seçim, yani bakın Yüksek Seçim Kurulu'nun kimi mağdur ettiği bu seçim sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nettir. Yani yok ben mağdur oldum, şu mağdur oldu falan. Evet, vatandaş kendi mağduriyetini hissetmiş ve bunu Ekrem İmamoğlu üzerinden yaşamıştır. Yani Ekrem İmamoğlu'nu da kendi içine almıştır. Fakat bir takım şeyler var ki siz beka ile başlıyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın mektubuyla bitiriyorsunuz seçimi. Ya yani nereden nereye? Çok uzun bir şey. Bunlar engellenebilirdi. Yani seçim stratejisindeki bunlar kritik yanlışlar. Bilmiyorum orada okuduklarınızın arasında. Bunlar özeti. Yani biraz daha kapsamlı ama çok da böyle en öne çıkan başlıklar. Bir 20 saniyelik bir tanıtımımız var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. İşte
İşte bu, o sıkıcı toplantıdan hemen önce dakikalar içinde gelen dondurmanın mutluluğu. Bu Getir mutluluğu. Sen de hemen Getir indir, mutlu ol. Getir bir mutluluk, Getir bir mutluluk, Getir. Konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Mehmet Tezkan, az önce AK Parti kanadının durum değerlendirmesinin analiz olarak madde madde kendilerinde aktardıkları şekilde bunları alt alta koyduğumuz zaman bunlar çıkıyor demiştik. Siz aynı soruyu da Sayın Murat Sarı'ya da sordum. Yani bunda ne eksik var? Ne var? Yani bu sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir ön savunma gibi mi hazırlanmış, yoksa ne olmalıydı burada? Şimdi yani o tabii ki AK Parti'nin kendi işi, ama bu seçimi nasıl, herhalde bu dışa karşı böyle verilmiş bir, bence hani işte biz böyle bir değerlendirme yaptık diye, ama herhalde içlerinde oturdukları zaman gerçek bir analiz yaptıklarında başka şeyler konuşuyorlardı. Konuşmaları da gerekir. Şimdi bu seçime baktığımız zaman, ya şöyle bir bakalım, bir tarafta Binali Yıldırım var, herkesin tanıdığı, bildiği, ve karşında bir İlçe belediye başkanı çıktı. Ya bu adam kim falan filan demeden, gazetecilerin %93'ü dahi tanımadan, bunlara ben de dahilim çünkü işte daha uzakta bir ilçenin, bu kadar oy aldı. Peki bu kadar oyu adam tek başına mı aldı? Burada bir şeyler oldu. Şimdi o şeylere 31'inde çıkan bir sonuç AK Parti'ye bir şey anlattı. Ama AK Parti buradan bir değerlendirme, bir sonuç bence çıkaramadı. Neydi o? Mesela ya şimdi ekonominin durumu. Ya millet felaket bir halde. Yani iki tane tanzim satışı kurup, ya patatesi işte belediyelerden üstüne para verip 5 liralık patatesi 3 liraya sattığın zaman millet ya bırak dedi. 31 Mart öncesi bu konuşuluyordu. Ha işte onun ama mesela, şimdi 23 Haziran'da hiç konuşulmadı. Ekonomik sıkıntının görünürlüğünü arttırıyorsunuz. Ekonomik sıkıntının görünürlüğünü arttırıyorsunuz. Şimdi ekonominin hiç mi, yani seçmen, iktidar hiç mi uyarı yapmadı? Yani sırf bir, tamam vermedi ama ya kardeşim senin yönetiminden memnun değilim dedi. Bir. İkincisi, bu yeni kurdukları sistem benimsendi mi? Bence dediler ki benimsemedik. İki, daha şey, ya işte ikide bir de, ya bu ekonomi dolani dış düşman. Enflasyon valla faiz lobisi. Enflasyon niye bağlı? İşte bu üçü Türkiye ile uğraşıyorlar. Ya şimdi millet baktı ya, Türkiye'de uğraştıkları hiç öyle bir şey yok. Niye gidip başka yer uğraşma? Bu kadar kolay mı Türkiye'de uğraşma? İki tane İngiltere'de adam oturacak, bir oynayacak, bizde dolar 6 lira çıkacak. Ya buna mı inanır insanlar? Böyle bir şey yok. Sen para bulacak halde değilsin. Senin çok borcun var. Bir batak haldesin ki bu haldesin. İşsizlik. Şimdi işsizliğin bedeli olmadı mı? Ya %25 olmuş genç nüfusta işsizlik. Gidin sokaklar işsizle dolu. Ya şöyle bir ülke olabilir mi? Bir çocuk nerede okuyorsun diyor. Hadi son sınıfta diyelim. İstanbul Teknik Üniversitesi makine bölümü, makine mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim diyor. Vay be, toplumda bir yeri var. Aynı çocuğa 3 ay sonra nesin diyorsun? İşsizim diyor. Bakın sıfat, bakın aynı çocuk. Bütün ömrünü vermiş, çalışmış. Sorduğun zaman makine mühendisliği okuyorum. Sonra makine mühendisim diyemiyor, işsizim diyor. Çünkü iş yok. Bunun sanda etkisi olmadı mı? Oldu. Peki bence daha büyük bir etkileri de vardı. Bana göre Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla da gezmesi yadırgandı. Çünkü insanlar alışamadı. Cumhurbaşkanı bir gelenekten geliyoruz biz. Ta Osmanlı'dan beri bir devletin başı, bir şemsiyenin, herkesin üstünde bir makam. Ama Cumhurbaşkanı ama biraz sonra AK Parti Genel Başkanı olarak polemiğe giriyor. Kimle giriyor? İşte İmamoğlu'yla polemiğe, birebir polemiğe giriyor. Bir başka siyasetçiyle giriyor. Her gün konuşmalarda, işte salı günü grup toplantı. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı, o zaman ne zaman AK Parti Genel Başkanı? İnsanlar anlayamadı ve biraz yadırgadılar bu durumu. Çünkü Cumhurbaşkanı imajı, Türk halkının üzerinde başka bir imaj var. Yani Cumhurbaşkanı birebir polemiğe girmemesi lazım.
Halbuki 23 Haziran belli olduğu zaman AK Parti'de böyle bir karar alındığı iddia edilmişti. Geri çekilmişti yine. Evet, yani, şeysin, üçüncü önemli neden, ya bu ittifaka niye girdiler? Bu ittifak onları kim zorladı? Bakın birçok yerde İstanbul'da da iddia ediyorum AK Parti çok rahat seçim alırdı. %38 ile alırdı, 40 ile alırdı. Ha. 36 ile alırdı. Ya, şimdi Millet İttifakı diye bir ittifak var. Bu ittifak yürür mü yürümez mi? Murat Bey dedi ki yürümez diyor. Yürüp yürümemesi neye bağlı biliyor musun? Karşı tarafa bağlı. Peki Millet İttifakı'nı kurduran kim? Bence MHP ile AK Parti. Çünkü onlar ittifak olunca bu taraf mecburen gitti. İşte İYİ Parti, HDP, Saadet, herkes bir araya geldi. Neye karşı geldi? Bu taraf ittifak kurmasaydı. Bu taraf kardeşim bu bitti o iş. O cumhurbaşkanlığı seçimi, bu yerel seçim, bu başka bir şeydir denseydi bu tarafta böyle bir ittifak kuramayacak. Bakın o kadar sonra geldiler bir beka dediler. Ya peki HDP seçmeni değil mi? Aday da çıkarmayacaktı. Ya HDP seçmeni bana ne lanet olsun ne yaparsanız yapın diyecekken ya bir 3 ay boyunca HDP seçmeni sanki teröristmiş gibi. Ha babam HDP'si, vay teröristler bunlar. İşte Millet İttifakı, HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet, işte bir İmralı'dan, bir Pensilvanya'dan emir alıyorlar. Şey, insanlar durdu, durdu, durdu. HDP seçmenini sandığa yolladılar. Şimdi HDP seçmenini sandığa kim yolladı? Bu ittifakı bu kadar güçlü kılan kimdi? Bu taraftaki ittifakın yaptığı yanlışlar. Yola beka diye çıktılar. Yok İstanbul'a hizmet diye çıkan olmadı. Ankara'ya hizmet diye de çıkan olmadı. Veya Antalya'ya hizmet diye çıkan olmadı. Peki bakın, siyasette tarafta, hiçbir bakın, şey Adana'dan, karşılıksız değildir diyenlerden misiniz? Bu ittifaklarda MHP yarın öbür gün bir şey isteyecek. HDP yarın öbür gün bir şey isteyecek. MHP istediği parti isteyecek. Bakın bu şeyde dediği gibi kazançlı olan şey MHP kazançlı. Ha, Bahçeli niye kaybetti? Gitti İmralı'daki terörist başının demecine destek vermekle. Doğru yaptı neredeyse diyecekti. Bravo diyecekti. Bu HDP'ye, Zillet İttifakı'na destek veren HDP'ye kızdığı için. Ya bütün ittifaklar için ama söylüyorum. Bakıyorum, hayır burada zaten başından sadece beri sadece MHP için değil. Hayır, başından beri zaten milletvekili seçimde de MHP kime sığınarak çıktı? AK Parti ile birlikte. O ittifak olmasaydı. O ittifak olmadı diyelim. Öyle bir ittifak yok. İttifaksız Cumhurbaşkanı yarışına girseydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine seçilmeyecek miydi? Ha birinci turda değil, ikinci turda seçiliyordu. Çünkü karşısında güçlü bir rakip yoktu. Ama bütün bunların baktığımız zaman şöyle bir tablo çıktı. Şimdi İstanbul'a bakıyoruz. Cumhurbaşkanı karşısında ilk defa uzun bir süreden sonra ciddi bir rakip var. Kim o? İmamoğlu. Bakın İmamoğlu'nun arkasında böyle bir birleşen oldu. İstanbul %54. İlk defa birisini çıkardı. Neye çıkardı? İte ite çıkarıldı. İmamoğlu ite ite çıkarıldı. Şimdi bütün bunların herhalde oturup sorgulaması. Bundan bu saydıkların hiçbir tanesinde benim söylediğim ekonomiden rejimin yanlışına, Cumhurbaşkanı'nın hem siyasi kişilik taşımasına, ittifakı neden kurduklarına. Onların o ittifakın sayesinde onların hiçbir etkisi yok mu seçimde? Bence çok. Ama en büyük etki bakın biz geçen seneye bakın başkanlık seçimine girmeden önce ekonominin durumu neydi? Dolar 3,5-4 liraydı. Şimdi 6 lira. İşsizlik kaç ne kadardı? Şimdi %14. Şimdi enflasyon faiz %24'e çıktı. %9-10'lardaydı. Peki neden oldu? Şimdi bunun da sorgulanması lazım. Niye o varlık fonu, bütün bir varlık fonu kurup bütün bankalar her şey içine atıldı da varlık fonunun başına dahi Cumhurbaşkanı geçti. Bu düşünülmüyor mu? Yadırganıyor. Çünkü alışmadığımız bir durumla karşı karşıya. Bunun da tepkisine gitti. Sandıkta önce gösterildi. AK Parti dedi ki ben anlamıyorum dedi. Anlamadığını. Yani 31 Mart'ta olanı iyi okuyamadı. Hı hı. Ben de 23 Haziran'da seçmen dedi ki ya okuyamadınsa ben sana bir daha anlatayım dedi. İşte fark da bu oldu. Sayın Mert. Şimdi evet. Az önce dediğim şey biraz teyit geçildi belki ama onu şimdi biraz daha altını aynı çizerek. Doğru. Yani ittifak dediğimiz zaman tabii ki karşılıklı bir değil mi? Böyle bir iş bölümünden tutun da desteğe kadar her dayanışma, şey var. Dayanışma. Ama tabii ki siyasetten bahsediyorsak
bir karşılıksız bir şeyden de bahsetmememiz gerekiyor belki de. Şimdi baktığımız zaman bu sonuçlara, tamam, Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı, herkes tebrik ediyor, ama MHP tarafına baktığımız zaman mesela AK Parti cephesinde bir başarı varsa, şu varsa, bu varsa, MHP diyor ki işte bu ben olduğum için de aynı zamanda oluyor. Şimdi İmamoğlu kazandığı için burada HDP'den mesela açıklamalar var. Sezai Temelli, İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur diyor. Haklı olarak onlar da tabii ki bu destekte HDP'nin rolünü ön plana çıkarıyor. İyi Parti'ye baktığımız zaman orada da Meral Akşener'in tebrikten sonra İyi Parti desteği olmasaydı sanki bu kadar ilerlenmezdi gibi yine alt satırdaki mesajlarını görebiliyoruz. Yani ne bekliyorlar mı demek istiyorsun? Öbür taraftan da hayır. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu da mesela evet, teşekkür ederken, İmamoğlu da teşekkür ederken bir yandan da sadece HDP'ye değil AK Partili kardeşlerimize ve İyi Partili kardeşlerimize de teşekkür ediyorum diyor. MHP. Ben diyorum ki bu destek yarın öbür gün nasıl karşılığını bulacak? Yani illaki bir destek verilecek ama bu sadece İmamoğlu kazansın, Binali Yıldırım kaybetsin şeklinde. Bugün tamam verdik, rahatladık, herkes köşelerine çekilebilir anlamında mı algılanmalı diyorum. Yani siyaseti bilen insanlar olduğunuz için, bu kadar tecrübeli olduğunuz için onu net bir şekilde sormak isterim. Ben şu, bana sordun. Buyurun. Tabii evet, size. Teşekkür ederim. Şimdi ben farklı düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Bu ittifaklar sistemi ne zaman geldi? İttifaklar sistemi Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra geldi. Ve Cumhurbaşkanlığı daha gerçekçi adıyla başkanlık sisteminde az parti mevzu bahis. Ki bunun en yakın misali olarak da Amerika'yı görmekteyiz. Az parti var. Burada sanki şartlar her iki tarafı da belki tek parti logosu altında birleşmeyeceklerdir. Ama adeta tek partiymiş gibi yürüyeceklerini gösteriyor. Böyle bir gidişat var. Ben bu meseleyi böyle okuyorum. Sayın Tezkan gerek yoktu aslında diyorsunuz. Görüşüdür yani. Bu bir görüştü. Nasıl ki benimki bir görüşse o da bir görüş ama... Daha çok yerel seçim için dedi söyledim. Yani yerel, hayır yani yerel veyahut da genel sonuçta işte bildiğimiz gibi demin de dile geldi, Yeni Kapı ruhuyla başlayan böyle bir ittifak. Bu ittifak ne tetikledi? 15 Temmuz tetikledi ve Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra işte o girilen seçimde %51'i alma mecburiyeti gibi sebeplerle buna ihtiyaç hissedildi. Evvela doğru CHP tarafı evvela karşı çıktı ittifak konusuna. Fakat baktı ki AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'nı kurdular. Bu defa bu tarafta kendi içinde CHP ve İYİ Parti şeklinde Millet İttifakı tecelli etti. Ama burada özenle HDP hep saklandı. HDP hep gözden ırak tutuldu. Halbuki HDP de bunun içindeydi. Nitekim Sezai Temelli de ne demişti? Aynen kendi ifadesiyle HDP Genel Başkan Yardımcısı ne demişti? HDP Kürdistan'da kendi ifadesi. Eş Genel Başkan. Eş Genel Başkanı. Fark ettim şey olduğunu ama düzeltmedim sonra. Yani çok fazla bir fark olmadığı için. Sonuçları belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuş. Şeyde Kürdistan'da kendisi kazanacak, Batı'da ise AK Parti'ye kaybettirecektir demesine rağmen bu hep şey yapıldı. Orada yalnız Sezai Temelli'nin bir cümlesi dikkatimi çekti. HDP tarafsız duruşuyla diyor. Evet. Abdullah Öcalan tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim evet, sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine burada, çevirerek burada tüm sanki, halkların ortak umudu olmuş. Burada sanki Abdullah Öcalan'a bir gönderme var. Biz zaten tarafsızız. Hangi tarafsızlığın peşindesin gibi. Demin hani dile geldi. Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması, bu zamanlama olarak hakikaten demin ifade edildiği gibi yanlış bir zamanlama oldu ve
bu oyların bu şekilde çıkmasında da büyük payı olduğu kanaatindeyiz. Ama buradaki asıl maksadın şu olduğunu tahmin ediyoruz. İmralı, HDP yahut da İmralı ve Kandil arasında mücadele var. Beri tarafta da Türkiye kanunlarına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve devam eden bir parti var. Bu iki taraf arasında belki sıkışmış bir parti. Bu mücadelenin, yani Kandil ile İmralı arasındaki mücadeleyi belki Türkiye'de siyaset yapan yahut da iktidar olan taraf ortaya çıkartma ihtiyacı hissetti. Muhtemeldir ki ancak bunun zamanlaması yanlış oldu ve buradan da oy itibariyle Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı kazanmış bulunuyor. Bu yerel seçimlerde isterseniz o soruyu tekrar yenileyim. Bu destek karşılıksız olmaz diye bir şeyin altını ben mesela hatırlatmaya çalışıyorum. Burada MHP Binali Yıldırım'ı destekleyerek bu 31 Mart'tan itibaren sadece 23 Haziran değil. HDP İmamoğlu'nu destekleyerek, İyi Parti İmamoğlu'nu destekleyerek buradan ne kazanç sağlar? İşte yani, misal MHP Silivri'de tamam. Belediye başkanlığını kazandı. İstanbul'da ilk defaydı değil mi? İstanbul'da ilk defa bir ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Keza tahlil ettiğimizde İyi Parti'de muhtemeldir ki bir yerleri kazanmıştır. Kendi adına daha da önemlisi partileşme, parti olarak ayakta kalma ihtiyacında. Çünkü siyaset tarihimize baktığımızda ta 1950'lerden bu yana kopan parti sürekli kaybetmiştir. Yani bir ana gövdeden kopan parti hep kaybetmiştir. Bu bakımdan İyi Partinin de yani istikbali, bunu kopmayalım, ayakta kalalım yani demek için yani ayakta kalma mücadelesi, bir yere yaslanarak kendi meşruiyetini tesis etme ihtiyacı, bu da bir menfaattir. Bu var. Öbür taraftan HDP iktidarla mücadelede dolaylı da olsa, kendisi örtülse de üstü Millet İttifakı'na destek vermek, bunun ihtiyacını hissetti. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun oylarına gelirsek, 800 bin oy, hani 13 bin, 15 bin oy, bu rakamlar. Evet, 58 evet, katı. Bunların içinde, bunların içinde öfke oyları var. Yani 31 Mart'tan evvel AK Parti'nin bir takım icraatlarına tutum, AK Partililerin bazı davranış ve tutumlarına vesaire veya doğrudan rehavete veya AK Parti'nin biz nasıl olsa kazanırız, Ekrem İmamoğlu da kim bilinmedik bir isim, burada Binali Yıldırım gibi devasa eserlerin altında imzası olan, toplumun çok yakından tanıdığı ve siyasette adeta ortak isim olan biri varken reis çıkar bir konuşma yapar ve biz bu seçimi alırız rahatlığı gibi sebepler birçok sayılabilir. Ama 31 Mart'tan sonra bir takım yapılanların ikna edici şekilde izah edilemediği anlaşılıyor. Bu sonuca göre nedir? İşte bunların içinde en önemlilerinden belki en birinci sebep Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararın ekranlarda tartışılırken veya mahkemenin, herkesin hukukçu olması mümkün değil, bir hukuki metni anlaması da mümkün değil, bunun seçmen tarafından haklılığı veyahut da haksızlığı çok iyi şekilde kavranamadı, anlaşılamadı ve burada bir öfke oyu olduğunu görüyoruz. Bu oyların bir kısmı tepki oyudur, öfke oyudur. Keza AK Parti'nin işte o tutum, davranış vesaire, onlara tepki gösterenlerin oyları vardır. Beri tarafta HDP'nin oyları vardır, desteği var. Peki başka kimleri iyi çalıştı? FETÖ'nün taraftarları, FETÖ taraftarları, Pensilvanya merkezli. Çünkü toplumda madem burada her şeyi konuşuyoruz, söyleyeceğim meçhul bir şey de değil, çok yaygın bir şekilde İmamoğlu FETÖ projesidir diyenler de var. Şimdi İmamoğlu'na düşen vazifelerden biri de bunu yalanlamaktır. Bunun asılsız olduğunu ispatlamasıdır. Böyle bir ifade hakkında kullanan
insanlar bu toplumda, bu cemiyette mevcut. FETÖ'de mi İmamoğlu için çalıştı diyorsunuz? Efendim? Net bir şekilde FETÖ'de İmamoğlu FETÖ için mi çalıştı? FETÖ taraftarları tabii ki elbette. Siz katılıyor musunuz bu düşünceye? Ben tamamlayayım. Ben FETÖ taraftarlarını tanımadığım için katılmıyorum. Bir görmedim onları, kim olan kim. Ama yani şimdi İmamoğlu'na FETÖ projesi diyorsunuz da o ben zaman o projeye 4-5 milyon kişi oy verdi. Nasıl olacak bu iş böyle şimdi? Şimdi, ya kim derse desin, bu İmamoğlu FETÖ tarafından çıkarıldı, 5 milyon kişi de oy verdi. Bakın Mehmet Bey, ben neleri sayıyorum bakın. Dedim ki kızgınlar var. Sonra doğrudan CHP'nin kendi oyları var. CHP teşkilatının çalışması var. FETÖ taraftarlarının çalışması var. HDP'lerin oyları var, çalışmaları var. Sosyal medya üzerinden şunu söyleyeyim. Sosyal medya üzerinden FETÖ militanlarının Ekrem Bey'i destekler nitelikteki atmış olduğu tweetler olabilir, yorumlar. FETÖ bu, projesi şimdi, olduğu anlamına gelmez. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu FETÖ projesi olarak onu demek için bir şeyler söylemek lazım. Onu söylemiyoruz. Ama sadece şu, FETÖ militanlarının, yani FETÖ'ye yakın olan militanların sosyal medyada verdiği destekler vardı. Bir tek yani bunu söyleyebiliriz. Olabilir. Tamam. Hani ama şöyle Mehmet Bey. Hani FETÖ desteklemiş, FETÖ militanları desteklemiştir. Ha. Lafı daha doğru bir laf. Hani FETÖ projesi midir? Onu bilmiyoruz. FETÖ projesi dedi. Ben demedim bakın, diyorum diyenler ki. Diyenler var. Sayın İmamoğlu'nun bunu yalanlaması, böyle olmadığını ortaya koyması icap eder diyorum. İşte, yani bu kadar oy alarak, şey olan, bu oyların içinde, bu oyların içinde canhıraş bir şekilde çalışıp da İmamoğlu kazansın diyen FETÖ'cüler var. Bu gerçek yani. Olabilir, bu işte kabul olabilirdi. Aynen böyle. Şimdi Sayın İmamoğlu, hani demin dediniz ya, Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir aday isim olarak çıkmıştır diye. Çıkmış mıdır, değil midir? Bunu zaman gösterecektir. Niye? Henüz vakit çok erken. Bu oyların büyük bir kısmı ödünç oydur. Bir siyasi seçimde adresine geri dönebilir. Bu ödünç oy sözünün unutulmamasını bilhassa tavsiye ederim. Çünkü bugün kızmıştır şu veya bu sebepten dolayı partisine, ama yarın geri dönebilir. Şimdi Sayın İmamoğlu tabii ki kolay bir belediye başkanlığı yapamayacak. Yani sadece meclisin başında bir, yani belediye meclisinin başında bir başkan, ama meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Biz evet doğru icatlarına destek verilsin vesaire dedik. İşinin kolay olmadığını tahmin ediyoruz. Ortaya koyacağı icraata, yapacağı hizmetlere, yani en azından şunun olmasını vatandaş bekler. Hepimiz bekleriz. Şu an AK Partili belediyelerin veya AK Parti Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler kaç kalemdir? Misal 100 kalemdir diyelim. Bu 100 kalem hizmet gerilemeden, bırakalım üstüne koymayı, aynı şekilde devam ederse bu yine hanesine bir başarı olarak yazılır. Yani kısaca özetlemek icap ederse, Ekrem İmamoğlu'nun istikbalde ne olacağı veya ne olmayacağı, evet, onu gösterecek bugünden, zaman bugünden çok erken, bunu evet, bunu zaman gösterecektir. Ben şunu da soracaktım, müsaade ederseniz. Bu 11 madde hangi AK Parti'den, hangi kurumun, kimlerin imzasını taşıyor? Var mı orada imzası olan, yani genel başkan, yani parti sözcüsü gibi kim? Bugün neresi yayınladı yani? Ana haber bülteninde verdiğimiz haberin aslında. Tamam ama neresi yayınladı? Evet, arkadaşlarımıza soralım. Yayınladı? Onu da bize açıklasınlar. Partiden. Evet yani bir, evet, yani durum değerlendirmesi bu kesin yaptı. Böyle bir şeydir diye bir şey yok zaten. Bu maddelerde bu büyük bir ihtimalle kulis bilgisi. Bu derleme, evet, derleme. Yani büyük bir ihtimalle. Derleme bilgidir. Ama o maddelerden sonuncu maddeyi lütfen tekrar okuyabilir hangisi misiniz? Bakayım. En sondaki madde. AK Parti'ye göre sonuçlar seçimi tekrarlatıyorlarsa kesin kazanacaklar argümanını da çürüttü. Ha, yani bu önemli bir tespit. Çok yani önemli. Seçimi tekrarlattırıyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na gittilerse demek ki seçimi kazanacaklar, bundan eminler. Bu çürümüş oldu diyor. Yani evet, bir müdahale etmediğimiz. Ya şunu söyle, bu şu demek. Yani Türkiye'deki seçimlerin aslında çok demokratik, evet, kurallar
içerisinde yapıldığını gösteriyor demek ki bundan önceki bütün tecrübelerimiz de bunu zaten göstermişti bize. Yani dünyadaki bütün birçok seçimlere bakın ve katılım oranına bakın. Hem güvenlik önlemleri açısından, hani güvenliği açısından, hem demokratik şölen görülmesi açısından, katılım açısından inanılmaz zaten. Seçimler olarak karşımıza çıktı. Konusunda dediğiniz gibi iki noktada iftihar ediyorduk. Bir, yüksek iştirak var. Bu seçimde keza aynen oldu. Yani dünya ortalamasının çok üzerinde, neredeyse iki katı seçimlerimizde vatandaş seçmen gitmekte ve oyunu kullanmaktadır. Bu bir. İkincisi, hakim teminatıyla seçimlerimiz yapılmakta ve tatmin edici olmaktaydı. Fakat bu seçimde bu seçimde bir Yüksek Seçim Kurulu meselesi ortaya çıktı. Şöyle olsaydı misal, eğer 23 Haziran'da AK Parti yahut da Cumhur İttifakı kazanıp Sayın İmamoğlu kaybetseydi ne söylenecekti önümüzdeki 100 yıl boyunca? 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı fakat Cumhur İttifakı elinden aldı. Hakkımızı gasp etti, elimizden aldı. Kazandığımız seçim bize verilmedi. Yani böyle söylenmesin diye mi? Böyle bir şey oldu gibi bir şey böyle oldu. Böyle söylenmesin diye. Sayın Er, isterseniz başka bir şeylerle karıştırmadan başka meselelere geçelim. Şimdi bir yandan Bahçeli'nin altını çizdiği erken seçim istemiyoruz var. Bugün CHP'li Faik Öztrak da dedi ki 4 sene işte seçimsiz bir şey istiyoruz. Ülke yani, gündemine ülke dönelim. Ülke gündeminde yok. Yorgun Faik, zaten. Faik Bey'miş öyle. Faik Öztrak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2023 hedefi diye dün zaten altını çizdi. Şimdi buna rağmen bir erken seçim olur mu? Buna kim? Buna rağmen olmaması lazım. Olmaması yani lazım. Bütün partiler. Bu aklı Selim'in. Evet, Murat Bey'le başlayalım. Bir. Tamam, ben şimdi bu soruna cevap vermeden önce katılımcıların söylediği birkaç şeye ve senin özellikle sorduğun bir soruya da cevap vermek istiyorum. Şimdi hani bir rejim sıkıntısından, rejimin yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışılır duruma geldiğine yönelik birkaç yorum oldu. Yani şimdi alınan oy oranlarına bakarak bunu söylemek belki mümkün olabilir ama yani 31 Mart'la 23 Haziran arasındaki yaşananlar, yapılan büyük hatalar, stratejik hatalar, işte Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu iptal kararının buna olan tepkisi, bütün bunları yan yana koyup oy oranının bu hale geldiğini, yani bir şekilde AK Parti'nin yaptığı yanlışlar dediğimiz konulara milletin bir tepkisinin olduğunu çok net bir şekilde görürken, tablo bu kadar netken bunu bir hani rejim tartışması da gündeme gelir şeklinde değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ki ben öyle düşünmüyorum. Hiç doğru değil. Ben öyle düşünmüyorum. En azından bunu söyleyeyim. Bir ikincisi, Türkiye'deki ekonomik operasyonlarla ilgili hani ekonomik sıkıntıları konuşurken işte dolar yükseldiğinde veya faiz yükseldiğinde, işsizlik azaldığında bunu iktidar tarafının iki tane İngiltere'den iki kişinin iki düğmeye basmasıyla dolar, yani bunu bu kadar çok basit anlatmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Size karşı bir cevap olarak değil ama şu, öyle izah edildi. Şu yani Amerika'nın özellikle istediği şeylerin olmadığı zaman, bölgemizde kurmaya çalıştığı oyuna bizim çomak sokmaya başladığımız andaki dolar parmağını sallayarak dolar kozunu kullandığını da lütfen kabullenmek gerektiğini düşünüyorum ki bunun çok fazla örneği var. İşte bu Uzak Asya'dan yapılıyor. İşte, yani evet, şey dedi, tamam, Londra'da işte, değil. Neyse, yani bunun çok fazla örneği var. İttifak meselesine gelecek olursak, Cumhur İttifakı kurulmadan önce de belki adı konulmamış şekilde çok ciddi CHP ve HDP arasında çok ciddi ittifakların yapıldığını, beraber salladık şeklinde çok ciddi açıklamaların yapıldığını, o yüzden Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın yapıldığı için böyle bir ihtiyaçtan doğduğu tezini de çok fazla desteklemediğimi söylemek istiyorum. Çünkü çok daha önceden bu ittifaklar vardı adı konulmayan. Bir diğeri de hani çok sordun ya, işte MHP ne ister bu ittifakı, evet, HDP mi? Hani birazcık da latife olsun diye söylüyorum. Hani HDP ve İyi Parti ve Saadet Partisi Millet İttifakı'nı oluşturan, CHP'de kazandığı için söylüyorum. Bugüne kadar olanı değil mesela. Bundan sonra şöyle söyleyeyim. HDP'ye İGDAŞ'ı, İyi Parti'ye KİPTAŞ'ı, Saadet Partisi'ne İSPARK'ı vermezler herhalde diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir siyasi karşılığı olacaktır. Hani çünkü Pervin Buldan'ın da söylediği bir şey vardı. 31 Mart sonrası attığı bir tweet vardı. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Bundan sonra CHP'de nasıl bir karşılık göreceğiz şeklinde bir tweetin olduğunu da seçimin galibi hatırlatayım.
Şimdi gelelim soruna, erken seçimle ilgili soruna. Şimdi CHP'nin en büyük hatası, eğer yaparsa bu saatten sonra, revanşist bir tutum sergilerse çok büyük bir hata yapmış olur. Nasıl? Ne demek yani revanşist şu, tutum? Şimdi mesela ne yapıldı? Belediyede şimdi yönetim başlayacak Ekrem Bey tarafından. Şimdi oradaki çalışanlara karşı uygulanacak, bir sürü iştiraklar içinde söylüyorum bütün bunlara, uygulanacak uygulamalara bir bakalım. İşte kapılının kilitlerinin işte mesela, dökülmesi. Mesela o veri kopyalama, evet, meselesinin mesela çok fazla tartışıldığı için söylüyorum. Bütün bir de bugün mesela sosyal medyada gördüğüm, yani inanılmaz böyle çok iğreti edici. Hani bunu AK Parti taraftarı da yapsa, CHP taraftarı da yapsa benim için hiç fark etmiyor. O tür hareketler sadece insani özelliklerle açıklanabilecek hareketlerdir çünkü. Sosyal medyada gördüğüm bazı hani CHP'lilerin yapmış olduğu bu tür hareketlerden bahsediyorum. Bunların ne olduğunu da şimdi çok fazla da burada açıklamak istemiyorum. O yüzden revanşist derken bunu kastediyorum. Evet. Bir ikincisi, hani Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'na rakip olabilir mi? Şimdi bütün bu sonuçlardan yola çıkarak, şimdi Mehmet Bey bir şey ilk bölümde bir şey söyledi. Dedi ki yani hiçbirimizin tanımadı. Doğru. Ben de tanımıyordum. Ben de 25-30 yıldır bu işi yapıyorum. Ama Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu olduğunu bilen bir gazeteci değilim. Ha bu, ha şimdi Beylikdüzü'nde ne yaptığını da bugüne kadar, bir 5 yıllık belediye başkanlığı var. Hani ne yaptığını da çok iyi bilmiyoruz. Yani ne tür hizmetlere imza atmış. Hani çok büyük hizmetlere, yatırımlara imza atsa bunu biliriz. Çünkü İstanbul'da mesela Eskişehir'i biliyorum ben. Neden? Yılmaz Büyüker. Hani bırak AK Parti örneği vermeyin. Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e neler yaptığını, nereden nerelere getirdiğini bugün anlatmaya gerek yok herhalde. Çünkü biliyoruz bunu. Ama Ekrem Bey'in daha böyle bir nasıl bir belediye başkanı olduğunu da bilmiyoruz. Bir kere Ekrem Bey'in bir rüştünü ispatlaması lazım. Şu anlamda söylüyorum, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Yani rakip olabilmesi için kendini bir kanıtlaması lazım. Yani bu sadece alınan oyla, işte bu ne kadar tepkiden bahsettik. Çok ciddi tepki oyları var. AK Parti'den de giden, MHP'den de giden, HDP'de, çok doğru. Belki ittifaklar olmasa tek başına Ekrem Bey'in böyle bir oyu alması mümkün mü? Mümkün de değil. O yüzden şu 5 yılda yapacaklarını, belki 5 yıl değil de hani 2-2,5 yılda en azından bir yapacaklarını bir görelim de. Evet, Sayın Erdoğan öyle sonra, dedi. Ondan sonra rakip olacak dedi. Ondan, evet, sonra rakip olup olamayacağını konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi de yani erken seçimi şu anda gerektiren ortada hiçbir neden göremiyorum ben. Peki. Hiçbir neden göremiyorum. Ha, bu ilerleyen dönemlerde, bakın bir daha şunu da söyleyeyim. İktidarın, AK Parti'nin kendi içindeki dinamikleri belki sadece kendi içi değil, ülkenin çok ciddi sorunları olduğunun altına imza atıyorum. Bu sorunları çözme yeteneğini ortaya koyup koymamasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu o yüzden önümüzdeki dönemde tartışılacak bir konu olarak görüyorum. Birini de söyleyeyim müsaade edersen. Sayın Sarı'ya da söz vermek istiyorum ama kısacık çok alayım kısa sizden de. Bu erken seçim bir kere artık millet seçimden yoruldu. Yani herkes işine bakmalı. İktidarda, belediyelerde, muhalefette herkes işine bakmalı ve bu önümüzdeki 4 yılı net ve temiz olarak hizmet yılı olarak ayırmalı. O bakımdan bütün partilerin aynı görüşte olmalarına doğrusu çok memnun oldum. Bu görüşünü inşallah muhafaza ederler ve inşallah çok fevkalede bir sebep ortaya çıkıp da bir erken seçime gitme mecburiyeti hasıl olmaz. Zaten MHP'nin dediği, belli söyledi o da, MHP'den gelen açıklamalar, CHP'den de gelen açıklamalar öyle ama şöyle de bir iddia vardı Murat Sarı. Biliyorsunuz Davutoğlu'nun bir parti kurmayı ilan etmesi bekleniyor. Ali Babacan'ın bir parti kurması ayrıca bekleniyor. Şimdi bütün bu işte bu demin dediğimiz bir durum değerlendirmesinin ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kabine revizyonuna ve parti içerisinde bir takım değişikliklere gitmesi de bekleniyor. Bunu bütün AK Partililer ve CHP'liler de söylüyorlar. Ve Davutoğlu'yla Babacan'ın da bunu resmen dillendirmemesinin nedenlerinin başında da bu seçimleri bir görelim, ondan sonra harekete geçelim şeklinde de bir iddia var. Şimdi şu anda kimse erken seçimle ilgili bir şey söylemiyor ama özellikle AK Parti cephesinde
diyelim ki hesap edilmeyen bir dinamik ortaya çıkarsa, başka bir şeyler olursa, kopuşlar yaşanabilirse, bunların hepsi iddia, hepsi tartışılıyor. Her yerden duyduğumuz şeyler. Buna da imkansız demek ne kadar olası? Şimdi birkaç tane şey söylemek istiyorum. Çünkü onları pek değinemedim ben biraz evvel. Araya gittik, benden gitti şey. Şimdi defa bu HDP'nin biraz evvel okuduğunuz şey, bu seçmen kaybetme kaygısı diyorum ben buna. Yani İstanbul seçmeni kaybetme kaygısı. Çünkü hem İmralı'dan gelen ses, hem Selahattin Demirtaş'ın sesi protesto edin sandıkları sesiydi. Tarafsız kalın sesiydi. Şimdi HDP kalkmış, ben üzerime düşeni tarafsızlıkla yaptım diyor. Bu yani kamuoyuna da algılanan buydu işin açıkçası. Seçmen kaybetme korkusu diyorsunuz. Ben seçmen kaybetme, İstanbul'da seçmen kaybetme korkusu diyorum. Ya şu FETÖ konusuna da değinmek istiyorum. Bir FETÖ'cü sosyal medya üzerinden bu toplumu ne kadar etkileyebilir Allah aşkına? Yani hiçbir etkileri yok. Artık sıfır etkileri. Bürokrasinin içinde yok. Murat Bey, bir cümle söyleyeyim müsaade ederseniz. Yine devam edelim lütfen. Temizlendi mi diyorsunuz? Bakın bu dakikaya kadar sustum ben ama yani. Evet, siz benden sonra edin. Devam ederseniz. Murat Bey'i önce bir dinleyelim. Hayır. Bu Türkiye'nin başındaki en iğrenç terör örgütünün küçümsemektir. Büyütmektir. Yukarıya çıkartmaktır. Davayı sulandırmaktır. Öyle her şey yok, FETÖ'cü var. Yok FETÖ'cü buradan çıkıyor. Yok şuradan bunlar yok. Ve yani siz zannediyor musunuz ki o FETÖ'cü dediğiniz denilen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek versin? Bundan 4 sene evvel 5 sene evvel bir Cumhuriyet Halk Partisi adayına destek versin. Bundan 4 sene evvel 5 sene evvel milletvekillerini hapse attı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu FETÖ denilen örgüt. Yani ben burada çok şey, ben erken seçim bekliyorum. Bekliyorsunuz. Ben %100 bekliyorum. Yani ya 2020 sonu ya 2021 başı. Ha bugün bu söylemler gayet normal. Hem muhalefetten hem iktidardan. Gayet normal. Bu söylemlerin normal olmasının sebebi vatandaş seçimden bıktı. Bugün kalkıp da ortaya ben seçim istiyorum diyen kaybeder. Ama bir sene sonra ne olur? Önümüzdeki yıl ne olur göreceğiz. Mecliste çoğunluğu yok AK Parti'nin. Bakın tek başına çoğunluğu yok AK Parti'nin mecliste. MHP ile birleşince çoğunluk oluyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani bu bir. İki, konjonktür buraya doğru götürüyor. Ben daha evvel gördüm bunu. Türkiye'de yaşadık. Hep devirden devire, devirden devire her 20 senelik periyotlarda bunlar yaşanıyor Türkiye'de. Ve 2020'ye girdik veya 2020'nin başı bilemiyorum. Ben bekliyorum bir erken seçim. Yani ben seçimin 2023'te olacağını düşünmüyorum işte açıkçası. Türkiye'deki ilk seçimin 2023'te olacağını düşünmüyorum. Peki yani, sebep ne olabilir? Pek çok şey olabilir. Şu anda öngöremediğimiz bazı şeyler olabilir. Sebep yıpranmıştık. AK Parti direkt olarak bugünkü durumu toparlayacak. Evet, ben bekliyorum. Hükümet içerisinde, bakanlar içinde revizyonunu yapacak. Yani teşkilatı içinde revizyonunu yapacak. Çünkü bakın, bugüne kadar 2002'den bu yana getirdiği siyasetçilerle AK Parti bu oyları aldı. Ama artık yeni siyasetçi üretemiyor. Ve rakibi yeni siyasetçi çıkartıyor ortaya. Buradaki 3 tane gazeteci de ben tanımıyorum. Ben tanıyordum gerçi Ekrem İmamoğlu'nu da. Yaşam Vadisi falan. Benim çevreci hassasiyetim olduğu için tanıyordum. Oralara gittim, gördüm. Yeni siyasetçi çıkartabiliyor. Çıkartılmıyor. AK Parti çıkartamıyor. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi çıkartıyor burada. Ve kadrolarını gözden geçirecek. Çok eminim. Yani hani böyle sürekli söyleniyor ya, temizlemedi mi bilmiyorum ama kendi içindeki o çürük elmaları bir şekilde atması lazım AK Parti'nin. Bir sürü çürük elma olabilir. Yani bu FETÖ'ydü, bir şeydi. Yani neyse artık, ismini ne koyuyorsun. Çürük elmaların
kendi içinden temizlenmesi lazım. Pek çok şey böyle kamuoyuna yansıyan şey sanki onların izlerini taşıyor. AK Parti üzerinden taşıyor. Yeni partiye geleyim. Yeni parti Davutoğlu, Babacan bir partiyi kursunlar da ben şimdi tabii beraber kuracakları ilk başta söyleniyordu ama ayrı ayrı partiler kurulacak. Ama şimdi bunlar şey ayrı ayrı parti kurulursa daha o parti kurulmadan değil mi? Çünkü Abdullah Gül'ün de olacağı söyleniyordu. Sonra olmadı. Başka bir şey söyleniyor. Nifas mı ne yapacak AK Parti'den? Ahmet Davutoğlu AK Parti'den farklı ne yapacak? Ali Babacan AK Parti'den kuracağı parti ne yapacak? Farkı ne olacak? Aslı dururken millet kopyasına oy vermez. Bakın. Bu çok önemli bir şey. Ya o böylece o bölünecek de bölünmeyecek de göreceğiz. Önümüzdeki dönem bize pek çok şey gösterecek. Ama yani kurarlarsalar da çok başarılı olacaklarını şu aşamada düşünmüyorum. Yani başka bir şey olur. Başka bir şekilde ortaya çıkarlar. Bir boşluk bulur. Aynı 2002 öncesinde AK Parti kurucularının bulduğu boşluğu bulur. O boşluktan yürüyebilirlerse ki gözüken öyle bir boşlukta yok yani şu anda. O taraftaki siyasette öyle bir boşluk yok. Doldursa şimdi bu ikinci seçimini doldurmuş olan İyi Parti. Sayın Meral Akşener orada o merkez sağ siyaset kendini konuşlandırmaya çalışıyor. Onlarla güçlerini birleştirebilirler mi? Ben İyi Parti'nin ikisini de kabul edebileceğini düşünüyorum. Yani eğer şeyse ama o da partiden bir partiye değişmek olur. Bilmiyorum yani siyaseten çok da bana etik gelmiyor. Yani Davutoğlu'yla Babacan'ın şu anda çok bana etik gelmiyor siyasete. Etkisi de olacağını parti, düşünmüyorum. Bir başka bir partiye gitmesinin. Parti kurarlar. Bu demokrasi bu. Herkes kurabilir, herkes çıkabilir. Fakat maalesef ki önümüzdeki dönemde ben seçim bekliyorum yani. Sayın Mehmet Tezkan, siz öngörüyor musunuz böyle bir şeyi? Hemen görmüyorum. Çünkü seçime karar verecek kim? Cumhurbaşkanı karar verir. Yani muhalefet, bakın muhalefet sürekli istemiyoruz diyor. Şimdi ama neden istiyor? Söylemeye de cesaret edemiyorlar çünkü. Şimdi zaten seçmeni ürkütmek gibi bir şey. Bir o var. İkincisi herkes ekonomi sıkıntı var. Şimdi bu hani ekonomiyi iyi takip eden, rakamlara yakından bilenlerin görüşü ya daha bu krizin ilk yarısındayız diyor. Ortası var, ikinci yarısı var ve sonu var. Şimdi giderek derinleşen bir krize doğru Türkiye'ye gidiyor. TÜSİAD'ın da bir açıklaması oldu. Onu da görmüşsünüzdür herhalde değil mi? Destek veren önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı. Adayları tebrik ediyoruz ama bundan sonra da işte kalkınma hedefleri falan onlar yani, hepsi hatırlatalım. Bu ortamda muhalefet gidip de bu kadar dert varken bırakın hadi bana ben geleyim falan diye gene öne atılmaz. Bir, millet de seçimden hakikaten bıktı. İki, herkes bu işlerle aşırı neşir olunmasını, en önemli şey bunun olmasını istiyor. Bu sebeple seçim olmaz ama katılıyorum. Bu da böyle 2023'e kadar gitmez. Bunun gitmeyeceği neden şey bence artık bu 31 Mart ve 23'üne bakarsak, iki seçimin sonuçlarına ve kaybedilen yerlere bakarsak ben AK Parti'nin daha fazla MHP'yi yanında taşıyacağını zannetmiyorum. Şimdi AK Parti MHP'yi yanında taşımayacaktır. Taşımamaz ama taşımadığı zaman da bıraktığı zaman da meclis çoğunluğu bitecektir. Kimi taşıyacak o zaman? Kimseyi taşımayacak. İşte o uygun zamanda seçimi kararını o verecektir. Ha bu nedir? Ekonomide bir durulma olur. Konjonktürüdür. Artık ben MHP ile yürümüyorum, yürüyemiyorum, gidemiyorum kararını verdiği an Cumhurbaşkanı seçim kararı alacaktır veya AK Parti meclis grubuna bu karar aldırılacaktır. Onun dışında seçime gitmez. Bu da bence 2023'ten önce olacaktır. Yani bu Türkiye'nin şu siyasi tabloda bu iktidarın bu şekilde bakın şöyle bakalım. Cumhurbaşkanı var tek başına bir yönetimin tek başına başında. Yürütmenin başı yeni sistem öyle söylüyor. İstanbul yok, Ankara yok, İzmir yok, büyük şehirler yok. Türkiye'nin en önemli 6-7 şehrine bakıyorsun. Bursa hariç hiçbiri yok. Hepsini iktidara vermiş.
Dönüyorsun meclise, meclis çoğunluğuna dayalım dese, meclis çoğunluğunda MHP'ye mahkum. Bir Cumhur İttifakı kurmuş, rahat adımlar atamıyor. Hep karşısına MHP'den tık bir şey çıkıyor. İşte en son gördük. Bütün seçim beka üzerine kurulduğu için millet ne bekası kaldı, ne bekası, ne ilgisi var dedi. Biz Antalya'lı Antalya Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunun bekala ne ilgisi var? Ra geldi. MHP'nin burada bir sorgulamayacaklar mı? Ya kardeşim biz bu kadar şey yaptık, en kazançlı ondan çıktı. Biz her yeri kaybettik. Düşünün ya, Bayburt AK Parti'nin kalesidir. Gitti MHP kazandı yani. Şimdi Erzincan, orada da düşünmeleri lazım. Erzincan yani. Sayın Binali yani, Yıldırım'ın memleketi yani MHP şimdi, kazandı. Ya biz bunu kurduk ama bunlar kaybettik. Şimdi ileride de ne getirirlerse MHP'den onay alarak yapacak pozisyon. Yani aslında çok istemiyorlar ama mecbur oldukları için. Kendilerini mecbur hale getirdiler. Bakın ilk başladığı zaman bu modeli ortaya atan kimdi? Bahçeli. Dedi ki bir gün çıktı. Ya olmuyor böyle dedi. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa biz anayasaya uyduralım. Ben başkanlık modeli uygularım dedi. Ve AK Parti ondan sonra hep MHP'ye yanında durdu. Mecbur oldu. Mahkum oldu. Onun politikalarına dışına çıkamadı, itemedi. Şimdi biraz iyi gitti, iyi gider gitmez derken şimdi geldiğimiz tablo bu. Bunun değerlendirmesi herhalde oturup yapacaklardır. Bu ittifak bize faydalı mı oldu, zararlı mı oldu? Çok fazla mı MHP'lileştik? Şimdi bir de o var yani, baktığın zaman çok mu fazla MHP'li gibi olduk? Eski kimliğimizi mi kaybediyoruz? Biz eskiden bizi demokrat, liberal, başka kesimler de desteklerdi. Ya biz kendi muhafazakar kesimimizi bile kaybeder hale geldik. Onları bile bakın hiç bugüne kadar istemedikleri CHP adayına yollamak zorunda kaldılar. Yani onlar kalktı oraya gittiler. Emanet gittiler, gitmedi ama sonunda gittiler. Ve o buradaki adaylar da az buz bir aday değildi. Yani başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir adaya rağmen kalktılar bir tarafa gittiler. Neden? Demek ki izlenen bir yanlış politika var. Türkiye'yi yönetmede bir zafiyet var. Türkiye kötü yönetiliyor ki insanlar tepkili. Şimdi sokağa çıkın birisi, vallahi halinden çok memnunum, çok da güzel gidiyor, ah ne kadar güzel diyecek hali var mı? Yok. Yoksa bunun da bir faturası olmayacak mı? Evet olacak. Oldu. İktidar açısından oldu işte, gördünüz her yer gitti elinden. Kendi de oturup herhalde bu sorgulamaları çok ciddi yapacaktır. Yani bizden, hani biz burada söylüyoruz ama Cumhurbaşkanı da, kadroları da, danışmanı bizden daha çok tecrübeli ve bu hesap kitap işlerine çok daha hakim insanlar. Yani kar zarar nereden gelir, bilmem ne alır, şudur. Bakın gidiyordu işler. Hatırlayın bundan 2015 seçimleri öncesine HDP ile oturuluyordu, işte konuşuluyordu. Dolmabahçe toplantıları, bir açılım, açılım falan filan derdi. Ya bir baktılar ki toplum bu işi istemiyor, beğenmedi. AK Parti eriyor. Bir anda hop masalar devrildi, açılım açılım hop rafa kalktı, bitti. Şimdi yani bir gün bu işler iyi gitmiyor deyip, vallahi MHP'ye de kusura bakma, bu ittifak da rafa kalkıyor denilebilir. Sayın Kerkit, o zaman işte seçim olur. Efendim, MHP'lileşiyor mu AK Parti? Ya yani o çok tabii iddialı ama tespitler doğru. Ama hani MHP'lileşiyor mu? 2000'li yıllara bakalım. Çok daha farklı politikalar izleyen bir AK Parti. Son yıllara bakalım. Çok daha farklı politikalar izleyen bir AK Parti var. Mutlaka evet, meclis çoğunluğu konusunda falan sonuna kadar haklılar. Beraber, çünkü tek başına çoğunluğu elde edebilecek bir sayıya sahip değil AK Parti. Hani sanki buradan da birlikte birbirlerine mecbur, daha doğrusu AK Parti MHP'ye mecburmuş gibi bir tablo da ortaya çıkıyor ama siyaset tabii çok başka bir şey. Yani bu bugüne kadarki gelen özellikle 31 Mart seçimleri, arkasından 23 Haziran seçimleri, 31 Mart seçimlerinde neredeyse yanlış hatırlamıyorsam ekstra bir 7-8 belediye kazandı MHP. Evet. Yani çok ciddi oranda bir katkısı oldu MHP'ye ki 23 Haziran'da da hani AK Parti beklediği desteği alamadığını çok net bir şekilde gördük. Kendi tabanı da dahil olmak üzere ama
Hani bütün bunları mutlaka analiz edeceklerdir diye düşünüyorum. Yani programın başında söylemiş olduğum da oydu. Eğer bunu, bütün bu yaşananları, bütün bu herkesin gördüğünü, herkesin analiz ettiğini görmeyip kulağının üzerinize yatarsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız önümüzdeki dönemde. O nedenle bunları çok iyi hesap etmek lazım. Ne yapılması gerekiyorsa da onu yapıp önüne bakması lazım. Ama tekrar ediyorum, ilk defa seçim kaybetmiş bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Kaç yıldır? 20 yıllık bir iktidar. Mental yorgunluk var, yıpranmışlık var. Belediyede 25 yıl. Evet, 25 yıl. Yani burada yani iktidar tarafı böyle büyük bir telaşa falan kapılmanın da bir, çok fazla anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Hani birbirine girmenin, ah biz ne yapacağız, yandık, bittik, kül olduk şeklinde bir iktidar gücü sizde. Yapacaklarınız da çok net ortada. Bakın Mehmet Bey çok net bir şekilde ekonomik kriz var diyor. Millete çıkın sonra ben de sorduğum zaman ben de aynı cevabı alıyorum. Yok diyor, biz hareket edemiyoruz diyor. Hani iş adamıyla da konuşuyoruz aynı. Bakkalla da konuşuyoruz aynı. Market sahibiyle de konuşuyoruz. Manavla da konuşuyoruz aynı. Bir de ben pazar gezen adamım. Yani bütün pazarları gezerim. Kendim alışverişe gider. Ben elmaya, soğana, patatese falan bakarım kaç para. Ciddi sıkıntılar görüyorum. Bu haftanın rekoru limondaydı. Yani ben bir örnek vermiştim. Şimdi yeşil limonda soğan. Mıydı? Yani her mıydı? Her hani garibinde, çok para kazanında sofrasının vazgeçilmezidir. Özellikle hani gariban insanlar çorba yaptıklarında mutlaka yanına bir yeşil soğan alır. Çünkü yeşil soğan o kadar şey bir bitkidir ki parmağınızı soksanız yeşil soğan çıkar. Yani hemen yetişir. 9 lira mesela. Şimdi yeşil soğanın 9 lira olduğu bir yerde şimdi yani ekonomik kriz yok falan demek başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları da Bunları da daha önce bütün bunları başarmış, kendini kanıtlamış, yani tecrübeli bir partiden bahsediyoruz. Yani bunları tekrar çözemeyecek bir parti değil AK Parti. O yüzden bunları ama şeyleri tespitleri çok iyi yapmak lazım. Ve tespitleri yaparken de gerçeklerden kaçmamak, doğrulardan kaçmamak lazım. Onları görüp gerekli neşteri vurmak gerekiyor. Ondan sonra İstanbul'u tekrar alabilirsiniz. Evet, belki Murat Bey'in söylediği gibi CHP kazandığı belediyeleri tekrar geri vermiyor olabilir. Hani bu tam istatistiktir. Ama alabilme ihtimaliniz çok fazla. AK Parti'nin çünkü %38 alıp Davutoğlu döneminde arkasından ki seçimlerde çok daha yüksek oran aldı. Hem de çok kısa bir süre varken aldığı dönemleri de biliyoruz. Yani o yüzden yani telaşa kapılmadan ama tespitleri yapmaktan da kaçınmadan gerekli müdahaleyi ekonomi yapmak dedik gerekli. Ya şimdi mesela o zaman 25 yıldır kendini ispatlamış bir yönetimden sonra sizin deyiminizle yeni bir aday geldikten sonra piyasalar bu sabahki refleksi niye gösteriyorlar? Burada seçimi tekrarlatıyorlarsa kesin kazanacaklar. Algısı acaba yabancı yatırımcıların aklında olan bir şey miydi? Dün Metehan Demir'in de aslında iddia ettiği bir şeydi. Yabancı yatırımcılar falan. Şimdi bakın bugün o kadar çok önemli, çok doğru, çok güzel, ülkemiz açısından çok önemli bir haber var. Yani Volkswagen'in dünya devlerinden bir tanesi Balıkesir'e veya Manisa'ya 5 milyar dolara yakın bir yatırım yapacağı konuşuluyor. Yani Bulgaristan'la Türkiye arasında bir tercih durumundalar ama dün Metehan'ın da çok yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre Türkiye'de neredeyse karar kıldıkları yönünde. Şimdi Metehan da dün onu söylemişti. Aynı şeyde herhalde hemfikiriz. Yani Ekrem Bey'in kazanmasından sonra hani bizim siyaset nedense hep böyle gerginlik üzerine kurulduğu için Ekrem Bey kazandıktan sonra gerek Binali Bey'in yaklaşımı, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı, tebriği, arkasından Ekrem Bey'in tabii aslına bakarsanız çok ciddi bir siyasi hamledir o ama sonuç itibariyle kamuoyuna, kamuoyunun gazının alınması açısından da önemli olduğunu düşündüğüm için söyleyeceğim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ilk randevuyu istemesi ve kendisinin yapacağı hizmetler karşısında mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı'nın da desteğine talip olduğunu açıklaması. Bütün bunlar ekonomiye yansıyor tabii doğal olarak. Yani dolar da düşer, faiz de düşer. Bütün bunlar ülkedeki siyasi iklimin yumuşamasına bağlı şeyler. Ki ülkemizin de buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet, özellikle bu seçim sonrası çünkü değil mi? Tahminlerde 3 aşağı 5 yukarı uluslararası piyasaları birazcık takip eden insanlar da bugünkü refleksin çok sürpriz olmayacağını da tahmin etmişlerdir. Buyurun Sayın Er, siz bir şey ekleyecektiniz. Evet, söz bende mi?
Evet, evet, hocam şey yapalım. Size... Peki, doğru, AK Parti şu an iktidar. Güçlü bir lideri var. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa yine Sayın Erdoğan kazanır. Bu toplum Cumhurbaşkanı'nı seviyor. Bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmış olması AK Parti'nin de Cumhurbaşkanı'nın da seçmen tarafından gözden çıkarıldığı gibi bir yorumla tabi tutulması fevkalede hatalı, yanlış ve sakat olur. Ne var? AK Parti'nin niye kaybettiğini çok düzgün bir şekilde tahlil etmesi ve sağlıklı sonuçlara varması hem parti olarak kendi için hem de Türkiye bakımından ekonomik kriz bunun ne önceliğinde. Mesela Sayın Tezkan diyor ki çok önemliydi, etkiliydi. Siz ekonomik krizin, vatandaşın ekonomik sıkıntı çekmesinin bu yerel seçime, özellikle İstanbul'daki seçime etkisini ne kadar buluyorsunuz? Yani birinci derecede diyenler de var. Hayır, hiç etkisi yoktur diyenler de var. En az %40 vardır. Yani 29 Mart 1989'da bir limon ANAP'a İstanbul'da ANAP'a iktidarı kaybettirdi. Bu hafta da galiba limon. Bu hafta da limon şampiyon kendi gözlemimle ve bu seçimlerde de soğan bu rolü oynadı, o kuru soğan meselesi. Yani şu gün şu veya bu nispette toplumun bütün kesimlerinde ekonomik sıkıntı var, geçim darlığı var. Maaşlı olan insanların sıkıntıları daha büyük, kredi kartları ödenme sıkıntısı var. İşsizlik yani var. İşsizlik var. Bunları görmezden gelmek en azından akla ziyan. Bu bir hakikat. %40 dediğiniz evet, şey de bu çok bir hakikat. Az bir oranda değil. Ya hayır, misal olarak söylüyorum. Yani o şey olarak araştırmacılar bunu birebir ortaya koyarlar. Şimdi ismi geçen insanların Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Ali Babacan'ın parti kurmaları mevzu, kurarlar mı, kurmazlar mı? Ben meseleye başka bir açıdan bakacağım. Şöyle bir Numan Kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş meselesi var, bir Sayın Soylu meselesi var. Şimdi bunlar iki ayrı parti başkanı idiler. Bize göre Sayın Erdoğan'ın en güzel taktiklerinden biri bu olmuştur. Ve bu sayın iki ismi partisine kazandırmıştır. Ve partinin de bu an çok önemli iki ismidir. Biri bakan olarak, biri genel başkan yardımcısı. Sayın Kurtulmuş, genel başkan yardımcısı. Acaba, kendi kendime soruyorum. Acaba Sayın Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimleri, yani bu ve benzer şu an hepsini işte Mehmet Şimşek gibi isimleri yeniden partiye davet etme, o eski yol arkadaşları belli kabulü mümkün olmayan durumlara düşmüş olanlar hariç, var mı onlar kimlerse, onlar hariç eski yol arkadaşlarını acaba partiye yeniden kazanma gibi bir düşünceyi nasıl bulur bunu? Cumhurbaşkanının yol yakınken dönün, son pişmanlık fayda etmez sözlerini siz bu kişilere söyleyin. O da herhalde bunun bir arayışıdır. Bir arayışıdır zannediyorum. Şimdi AK Parti MHP, AK Parti MHP'leşiyor mu? Hayır. AK Parti MHP'leşmez. Çünkü MHP ayrı bir partidir. AK Parti ayrı bir parti. Ama kardeş partilerdir. Hatırlarsınız konuşmamın birinci bölümünde ne dedim? Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, iki partiyi ortaya getiriyor. Ama bizim kendimize has olarak bu partiler tek ad altında toplanmayabilir, bir parti olmayabilir, ancak sıkı bir işbirliğine gidebilirler. Nitekim hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli 2023'e kadar bu, hatta Sayın Bahçeli daha önceki açıklamalarında bu Cumhurbaşkanlığı sistemi iyice oturana kadar demişti. Aynen böyle söylemişti. Bu ittifak devam edecektir diye. Demek ki
En kötü ihtimalle 2023'e kadar devam edecek. Sonrası da gelebilir. Evet, kabul ediyorum. Bu birliktelik devam ederken karşılıklı kayıplar olur, kazançlar olur. Yani ortaklıklarda, bu gibi ortaklıklarda bu da normaldir. Yani %100 ben kazanacağım ama diğer ortağım hiçbir şey kazanmayacak. Bu olmaz. Bu ittifak ise diğer ittifaklar içinde böyle. Şimdi demin Murat Sarıbey'in konuşmasına bir dokunuş olmuştu. Murat Bey hassas bir insan. O bakımdan şey yapmak istemedim, devam etmek istemedim. FETÖ onu, meselesi onu, evet, onu şöyle söyleyeyim. Şimdi efendim, malum Türkçe'de bir söz vardır. Nedir? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi burada Kandil'in, HDP'nin, FETÖ'nün, Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinden menfaat ummaları, onun gıyabında onu desteklemeleri, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tezgah kurduğu manasına telakki etmiyoruz. Ama bu varsa vardır. Yani haftada neredeyse iki kere, üç kere haberlerde çıkıyor. İşte şuradan şu kadar FETÖ'cü yakalandı, buradan bu kadar yakalandı, 50 kişi, 100 kişi. Yani FETÖ'cüler temizlendi, hiç insan kalmadı. Bu doğru değil. Ama FETÖ'cülerin bu seçimde hiçbir rolü olmadı. Bu da doğru değil. Niye? Çünkü canhıraş bir şekilde seçilip düşmanımın düşmanı dostumdur o sözü gereği. Böyle bir faaliyette bulunuldu. Onu da ilave etmiş olayım. Evet Sayın Er, isterseniz bir de şimdi bu kadar çok konuştuk. Şimdi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan da diğer siyasiler de hem bu meseleden biraz yorulunduğunu, seçmenin de yorulduğunu onun altını çiziyorlar. Yani şimdi bundan sonra ne olacağını göreceğiz diye zaten ucu açık bir şekilde şey yapıyoruz. Bir kazanan var, evet kaybeden var. Kaybeden onun için bir takım toplantılar yapacak. Yarın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bakalım neler söyleyecek. Merkez ama. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı değil mi yarın? Evet. Bu grup toplantısında önce bir açıklama yapması evet. bekleniyor ve Erdoğan'ın. Şimdi G20 zirvesi, isterseniz biraz o kısma gelelim. Türkiye G20'ye birçok şeyle gidiyor. Yani aslında bundan sonra da değil mi bunları konuşamadığımız için aylardır. Orada Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar zirvesi. Yani önümüzde aslında uluslararası krize neden olabilecek birçok madde de var. Ya yani S-400'ler, F-35'ler, ondan sonra başka şeyler. Bugün Putin tekrar İran'a dönük müeyyideler getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. ek tarafı. Ama o biraz böyle sanki blöf gibi gidiyor. Araya başka şeyler, argümanların girmesi bekleniyormuş gibi. Rusya'nın ordum hazır olsun şeklinde Rus ordusuna talimat vermesi, hepsini tatbikata sokması. Şimdi Sayın Sarı, sizle başlayalım. Yani bu bence seçime ayrılan süre fazlasıyla hakkını doldurdu. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir turda belki böyle bir değerlendirme alabiliriz. Ne yapacağız biz G20'de? Ne yapmalıyız? Yani ha, o bir konuşmalarda. Diplomasini çok iyi uygulamak gerekiyor. Diplomatlarımızda bir sorun olmasa biz dünyadaki böyle işte bütün ülkelerle işte ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Suriye'yle ne İran'la ne Irak'la bu kadar kötü bugünkünden çok çok daha iyi ilişkiler içinde oluruz. Bu kadar kötü dememek için bunu söylüyorum. Yani bugünkünden çok daha iyi ilişkiler için diplomatlarımıza bir sıkıntı olduğunu görüyorum veya elleri kolları bağlı. Bilemiyorum. Nasıl çalıştıklarını da bilemiyorum. Bir defa bizim diplomasinin, uluslararası diplomamızın ise bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Yani ben Rusya'dan S-400 alırken bu benim ihtiyacım, bu ülkenin ihtiyacı. NATO sesini çıkartmazken Amerika'nın sesini çıkartması, sonra NATO'nun devreye girmesi, bu çok kabul edilebilir bir şey değil. İşte burada diplomasinin konuşması gerekiyor. Veya işte bu F-35 krizinde vereceksiniz, anlaşmışız, parasını veriyoruz.
Bu yapılırken... Konuşamıyor mu diplomasi? Yani ya da nasıl, yanlış bir dilde mi konuşuyor? Ya bilemiyorum. Yani bunları diplomasinin halletmesi gerekiyor. Yani ben diplomat değilim. Bilemiyorum. Yani bunları... ve bunları bizim müttefiklerimizle veya mal satın aldığımız, silah satın aldığımız ülkelerle bu kadar sorunlu bir şekilde yapmamamız gerekiyor. Biz çünkü ateş çemberinin göbeğinde olan bir ülkeyiz. Öngörülemiyor muydu bu krizler mesela? Yani Görülüyordu. Yani çok iyi ilişkiler içerisinde değildik esasında. Avrupa Birliği, bakın hiç konuşuyor muyuz? Çok önemli. Yani bir de o var. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, işte bu Doğu Akdeniz'de bizim kıta sahanlığımızı satıyor Rumlar. Yani şeylere Tsipras satıyor. Tsipras ordumuz hazır demiş. Yani bizim kıta sahanlığımız kendi kendilerine o, işte o tehditte bulunuyor. O 12 mili, çok 6 mili çıkarttılar, bilmem ne falan. Yani böyle biz hayır kabul etmiyoruz dedik ama sözümüzü geçiremedik. İşte bu o 12 milin 6 mile inmesiyle ilgili sorunlar bunların hepsi. Doğu Akdeniz'de yaşanılan sorunlar. Ben uluslararası anlaşmalara bakıyorum. Hangi anlaşmaya baktığı da belli değil. Yine diplomasiyle ilgili sorun bunlar. Yani bunların hepsi diplomasiyle halledilmesi gerekir diye düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerin ben şuna katılıyorum yalnız. Yani Türkiye'nin üzerinde büyük bir finansal baskı olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bu güçlü bir Türkiye istenmeyebilir burada bugünkü konjonktürde. Yani 2002'de isteniyordu, işte 2010'a kadar çok iyiydi her şey ama bugün istenmeyebilir. Uluslararası güçlerin, ama bizim buna dayanıklı olmamız lazım. Yani bizim buna karşı kendi savunma mekanizmalarımızı geliştirmemiz lazım. Bunların hepsi benim gördüğüm kadarıyla bu bahsettiğimiz S-400, F-35, G-20 zirvesi ki en fazla diplomasinin yapılabileceği yerlerden bir tanesi bu G20 zirvesi. Galiba hem Rusya var hem Amerika Birleşik Devletleri yani var. Bu aylar öncesinden G20'de bunu konuşulacağı yapılmış bir şey. Ha, orada bir de Türkiye var. Herhalde bu bir araya gelinip yapılabilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin acil bir şekilde bunlardan kaynaklanıyorsa bunlardan. Başka bir şeyden kaynaklanıyor. Yani dış ilişkilerden kaynaklanıyorsa dışıya. Şu ekonomisini öyle düzelsin falan istemiyoruz. Yani bir sene evvelki veya bir buçuk sene evvelki durumuna getirsin yeter. Ondan sonra zaten düzelir. Hızlı bir şekilde gelmesi lazım. Yani esnaf işte bakın çok net söyledi. Yeşil soğan 9 lira dedi yani. Bunun daha ötesi yok. Yani bunun daha ötesi yok. Bu esnaf siftah yapamadan dükkanını kapan esnafların sayısı oldukça çok var. Bizim KOBİ araştırmamız var. Ben oradan biliyorum. Nedir sıkıntınız diye sorduğumuz zaman bu insanlar biz malımızı satamıyoruz diyorlar. Ondan sonra stoklarımız eridi diyorlar. Bakın şimdi bir de malı satamamanın yerine stoklar erimiş vaziyette. Mal alamıyoruz diyorlar. Yani esnafın da çok da umrunda olmuyor açıkçası değil mi? G20'ymiş, G20'ymiş işte şeymiş, başka bir şeymiş. Yani bunların hallolması lazım. Ve bizim ekonomimizin de güçlü bir şekilde bu tür krizlere karşı koyması lazım. Yani bize Amerika işte bana rahibi gönder, böyle parmağını sallayarak rahibi göndermezsen dolar şuralara gelecek, şöyle ülkende falan, bunu diyememesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyanın her ülkesine bunu söylüyor. Canını sıkan her ülkede böyle işlere kalkışıyor. Ama bu kadar, yani bu duruma gelmemizin dört bir taraftan, İran'la alışveriş yapamıyoruz. Ya böyle bir şey mi var? Bizim komşumuz ya İran. Beğenirsin beğenmezsin. Hani bırakın öyle silah alışverişinden falan değil. İran'la bizim pek çok aldığımız, verdiğimiz mallar var. İran'la yapamıyorsunuz. Yani sonuçta bu zirveden ben burada bir tek G20'den ümitliyim. Bütün taraflar orada oturacak, orada olacak. Oraya iyi hazırlanmalı diplomatlarımızın bilgisine. Sayın Tezkan. Ümitli olup olmamasından bilemeyeceğim vallahi. Hayır, çünkü yani karşıda da Trump diye bir adam var, yani ne yapacağını belli değil. Ama bizde biraz bu tür meseleler biraz da iç politika meselesi gibi konuşuluyor, tartışılıyor. Biraz da böyle
hemen bir şey milli mesele haline getiriliyor. İşte mesela işte o kızıyoruz Amerika'ya falan böyle sert dille, sonra bir mektup yazıyoruz yumuşak bir dille. Hangisi doğru? Ama o sert dil, o sert dil iç politikaya yönelik bir dil. Ama sert dilin piyasalardaki gerginliği, beklemeleri oluyor. Cebine 3 kuruş alan para geçen gidip parasını dolara yatırıyor. Ama gaya biz Amerika'ya kafa tutuyoruz. Amerika bunu kafa tuttuğumuz dahi duymuyor. Çünkü yazdığımız mektupta kafa tutma yok. Ya işte o müttefiklik ilişkilerimiz falan diye gayet yumuşak, diplomatik bir insan kulu. Ama sen de bunu yapmasaydın diyoruz. Dönüp içeri diyoruz ki biz keseriz ederiz falan. Bir türlü o füzeler gelecek mi gelmeyecek mi daha pazarlıklar sürerken aldık koyduk falan diyoruz. Piyasa her taraf bir daha geriliyor. Ya hakikaten aldık koyuyoruz da Amerika'dan şey geliyor mu gelmiyor mu falan filan diye. Ama biliyoruz ki ve inanıyorum ki şey arkasında ikili ilişkilerde başka türlü çözüm yolları aranıyor. Çünkü kolay mesele değil yani. Türkiye'nin bütün bunların Amerika'ya siyaset meselesi haline getirdiğini Amerika'ya kafa tutması, Amerika'nın Türkiye'ye sen de kimsin deyip itelemesi iki taraf için de şartlar aynı diyorum. Kolay bir mesele değil öyle bir anda hele attın seni attım. Evet. Sen de ne yaparsan yap. Herkes yoluna deneyecek bir durum yok. Ama baktığın zaman havaya sanki öyle bir durum varmış gibi. Öyle bir durum olduğu için %53 olmuş bankadaki döviz hesabı TL karşısında. Sonra diyoruz ki ya bu kadar dolar niye bu halde? Çünkü herkes aman diyor ya senin yani ondan sonra çıkıp milli yerli falan gibi bir takım nutuklar atılıyor. Nasıl milli yerli? Git herkes euro ve dolar üzerinden şey yapıyor. Milli ve yerli nutku atanlar bile parasını orada sak aman diyor bir şey olacak diyor. Ben enayi miyim diyor şimdi diyor. Zaten enflasyon bu kadar yüksek dolar aldı başını gitti mi? Hop benzin fiyatı hani Binali Yıldırım bir ara diyordu ya. Ya dolar bu inerde çıkar size ne diyordu. O babam zam oluyor ondan sonra her şeye zam. Ulaşımda zam olunca gıda zaten patlıyor. Tohum alamıyorsun şudur budur. Yani sen sonuçta bir takım şeyler yapıyorsan evet iç politikaya alet etmemek lazım bir. İki bütün bu meseleleri milli mesele haline de getirmemek lazım. Yani ya bu füzeler gerekli miydi? Ne kime karşı, neye karşı aldığımız konusu ciddi bir şekilde programlarda oturup tartışılmıyor. Ya S-400'e karşı mı çıktın? Vay vatan hainiz. Ya kardeşim bu bize şimdi gerekli miydi? Bu kadar parayı niye veriyoruz? Bu krize niye giriyoruz sorusu sorulmuyor. Kime karşı, hangi ülkeye karşı aldık? Tehdit nereden geliyor? Hangi ülkeden geliyor? Hangi ülke bize uçakla saldıracaksa çünkü bu savunma sistemi biz füzelerimizi yani Yunanistan tarafından mı, NATO tarafından mı saldırı gelecek? İran mı saldıracak? Irak mı, Suriye mi? Acil bir savunma sistemine ihtiyacımız var. Acil ama işte, kime karşı bilmiyoruz ki şimdi. Tamam da o işte iç politikaya yönelik demeç olmuş oluyor. Yani Suriye'de de bunlar yok mu Rusya'nın kontrolünde? Diyoruz ki bağımsız diyoruz değil mi? Biz NATO'dan da Amerika'dan da bağımsız bir sistem kurmak laf olarak güzel. Peki Rusya'ya bağımlı oluyor muyuz? Nasıl oldu şimdi? S-4 getirdik koydu. Kendimiz değil ki Rus askerleri de gelecek başında duracak. Teknoloji transferi olacak biz üreteceğiz lafına hiçbir zaman için böyle bir şey Moskova evet yapacağız demiyor. Şimdi bunu niye alıyoruz? Haklı olabiliriz ama ben karşı olarak söylemiyorum. Ama bunlar bile çok böyle makul konuşmadan hemen ortalık birden alevleniyor. Vay işte öyle de bunlar yaptı, Amerika böyle yaptı. Tabii bağımsızlık, füzelerimizi de koyacağız, şunu da yaparız falan diyoruz. Sonra dönüyoruz, Batı'ya da sen kimsin diyoruz. %8 faizle dolar arıyoruz ki borcumuzun faizini ödemek için. Bakın %8 faizle Türkiye para arıyor. Sonra Almanya ile kavga ediyoruz. Merkel'e bağırıyoruz, çağırıyoruz. İngiltere şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İlişkiler orayla kötü. Amerika ile kötü. Zaten Orta Doğu'da Suriye, Muriye, Mısır hepsinde kötü. Sonra diyoruz ki bu gerginlik niye, piyasalar niye oturmuyor, enflasyon niye yüksek, bizim bu dış borçlar ne kadar borç aldık, niye de bu kadar çok borç alıyoruz, niye bu kadar çok paraları
sağa sola yatırıyoruz da doğru yatırım yaptık mı yapmıyor muyuz? E güçsüz olursan işte iki kişi girer, iki tane broker girer, bir gece seninle oynar, senin paranı zıplatır. Nasıl oluyor da zıplatabiliyorlar? Ne kadar sığ bir alışverişle senin paranla oynayabiliyorlar? Sen güçlü bir ekonomiye bir sahip olsan, ben güçlüyüm işte ilk ona gireceğim diyorsun. Ama adam oturup orada tık diye bir gece yarısı sen ne oynuyorsun, seni mahvediyor yani, piyasanı allak bullak edebiliyor. O zaman sen güçlü olsan edemeyecek pozisyonda olursun. İşte Merkez Bankası babam para atıyor ki ortaya, aman aman tutayım diye. Şimdi o tutayım dedikçe bu taraf daha da çok koşuyor. Demek ki durum tehlikede diyor herkes. O alıcılar. E bundan fırsat yararlanacak adamlar var. İşte biz bir takım fonları suçluyoruz. Vay Türkiye'den para aldı da çıkardı da şunu yaptı bunu yaptı. E para getirirken iyi alıp kaçıyor. Adamın işi bu. Senin zaafını yakalamak, seni oynamak, seni zor duruma düşürmek. Adam bu iş için kurulmuş. Ne bileyim, senin zaafından yararlanıp doları mı sıçratacak, borsanı mı düşürecek? Onun amadan adamın varlık nedeni o bilmem ne fonunun. Senin en zayıf anını yakalayıp bir yumruk atmak için oynuyor. Çünkü senden alacağı, edeceği kere dağıtacak. E ne demek? Temelinde sen ekonomini güçlendirememişsin. 10 yıl geçti. Bak 2007'yi arıyoruz. 2007'nin Türkiye'sini herkes aramıyor mu? 2008'in, 2010'un Türkiye'sini de arıyoruz. O zaman böyle şeyler olamıyordu. Çünkü hakikaten o zaman ekonomisi bu kadar savurgan ve dağınık bir vaziyette değildi. E bu Türkiye'nin lafı dünyada, Avrupa'da, her türlü toplantıda dinlenir bir ülkeydik. Şimdi valla Türkiye'nin lafını dinleyen var mı bilmiyorum. İşte Doğu Akdeniz, Türkiye çok haklı değil mi? Tek başına. Bakın biz ne kadar haklıyız dersek diyelim, Avrupa orada, Mısır, İsrail, hepsi bir araya gelmiş. Rusya da için içinde, o da Suriye ile orada birlikte. Hı hı. Türkiye nerede? Tek. Peki niye tek kaldık biz? Oturup sonra işte orası bizim halklarımız. Ya istediğimiz kadar söyleyelim. Kime karşı söylüyoruz? İç politikadaki adamı bırak. Fransa'ya karşı da söyleyelim. Fransa'sında bütün toplantı yapıyorlar. Türkiye'siz Akdeniz toplantısı. İş birlikleri yapıyorlar. Yunanistan, o Mısır. Bak herkes bir arada. Bir tek yalnız ülke. Yani değerli yalnızlığımızın bedeni ağır ediyoruz. Böyle ekranlara bakınca işte o enflasyon, faiz bilmem ne. Bir değerli yalnızlığımız politikasının geldiğimiz nokta bunun sonucudur. Değerli yalnızlık mı yaşıyoruz Sayın Er? Ya da her şeyi çok mu millileştiriyoruz bütün sorunları? G20 bütün bunları çözecek mi? Sözü bir ara edilmişti malum. Sonra unutuldu gitti birçok şey gibi. Şimdi belki de bu hani seçimlerde beka meselesi çok tenkit edildi ya. Beka meselesi hakikaten seçimlerde o süreçte dile getirildi ama seçmen tarafından anlaşılamadı. Yani anlatılır biçimde anlatılamadı. Belki de beka meselesi diyen insanlar işte bu manzarayı kastediyorlardı belki de. Yani bu yabana atılır bir manzara değil. Gerçekten hani bir ara malum komşularla sıfır düşmanlık güdülüyordu. Ama şimdi uzak yakın ihtilaflar var. Bu G20'ler, yani G20 listesinde devlet olarak yer almamız bir kere memnuniyet verici. İnşallah ilk 10 güçlü ekonomi arasına da girdiğimizi görmek hepimizi nasip olur. Tabii G20'nin elbette ki bir toplanma gündemi vardır. Ondan şu an haberimiz yok. Sonuç toplantı olmadığı için sonuç bildirisi de henüz yok. Toplanma gündeminden haberimizin olması, sonuç bildirisi. Gayri resmi bilgiler geliyor tabii ama resmi yani o şeyler tabii işte gayri resmi bilgilerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ne dediler? Orada hem Sayın Trump'la hem Sayın Putin'le görüşeceğim dedi. Tabii ki Çin Devlet Başkanı'yla da görüşecektir vesaire. En azından bu toplantıların içinde olmamız en azından bir kârdır. Şuna siyasetçilerimizin dikkat etmeleri lazım diyeceğim ama muhakkak dikkat ediyorlardır. Şimdi bir
vatandaşı ilgilendiren gündem vardır. Bir de devletin kendi gündemi vardır. Bu G20 gibi meseleler esas itibariyle devletin gündeminde olan ve bugünkü, dünkü, yarınki iktidarı sadece meşgul etmeyen, bağlamayan, bütün gelecek zamanlar o iş nihayete erene kadar devleti, iktidarların var olduğunda devleti ilgilendiren gündemlerdir. Vatandaşı, esnafı ilgilendirmiyor. Yani birinci dereceden tabii ilgilendirmez. Birinci dereceden işte esnaf neyle ilgilidir? Günlük cirosu. Kirasını verebiliyor mu? Personelin sigortasını, maaşını yatırabiliyor mu? Haftayı karla mı zararla mı kapattı? Ayı karla mı zararla mı kapattı? Sattığının yerine yenisini alıp koyabiliyor mu? Bunlar ilgilenir. Ev hanımının derdi başkadır, meselesi başkadır. Babanın meselesi başkadır. Yani onun G20 istediği kadar önemli olsun umurunda bile olmaz. Bunlar devlet gündemleridir. Birinci dereceden hemen Türkiye'deki ekonomiyi iyileştirmesini beklemek gibi bir düşünce mümkün değil. Herhalde masadaki arkadaşlarımız da böyle bir şey düşünmüyorlar. Bu olmayacağı gibi G20 diyelim ki Filistin meselesini, Yemen meselesini, ne bileyim Amerika İran ihtilafını veya Suriye ihtilafını bir anda çözecek. O kadar çok başlık var. Evet, yani bir sonuçta beklemek mümkün görünmüyor. Bir araya gelecekler, konuşacaklar. Ümit ederiz ki bu bir göz boyama toplantısı olmasın. Ama en şeyi işte Davos gibi herhalde en işe yarar tarafı bu dünya liderlerinin bir araya gelip birebir birbirlerine meselelerini anlatabilmeleri. İşte arkadaşlarımız temas ettiler ya, bu füzeler meselesi. Bir de yüz yüze görüşmekle dediniz değil mi? Evet. Bu tür toplantılarda tabii bir araya gelmek arasında en önemlisi, çok büyük fark en önemlisi o. Yüz yüze bunları dile getirmek. Bir de tabii şöyle, iktidar olmak tabii kolay değil. Bütün iktidarlar için söylüyorum. Çünkü iktidar neticede devletin sırlarına vakıftır. Bazı şeyler vardır ki onlar kamuoyuyla paylaşılamaz. Onlar devletin hafızasında kalır ve zamanı gelince ortaya çıkar. İktidar olmanın bir de böyle bir mecburiyeti var. Bunun da herkes farkında zaten. Sayın, ne diyelim? G20 hayırlı olsun diyelim. Başka şu an diyecek bir öyle söz diyelim. O arada yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu G20'den bir sonuç çıkmayacak zaten. Yani öyle bir gündem yok G20'ye. Bilemiyorum yani herhalde yani bir şey var. Türkiye oradaki ilişkiler, G20 niye önemli bizim için? Erdoğan'ın, Trump... Hayır, ben Erdoğan'ın sadece bizim için bakmadım. Burada dinleyici açısından diyorum. Yani evet. G20 gitti, toplantıda 3 tane sonuç olacak. Türkiye işte füzeleri koyarsa keseriz. Hayır, o şekilde veya değil. Koyun, ama oradan, onun muhakkak bir genel sekreteri, bir kendi gündemi işte alacağı kararlar vardır mutlaka. Bu bizim sorunlarımız yok. Onu demek. Var yok bilmiyorum ama belki temas edilecek. Başa başa ikili görüşmeler olacak. Evet. Daha önemli. Başka bir. Evet. Sayın Kerkitlioğlu, son dakikalarımız, kapanışı da sizin cümlelerinizle alalım, bir değerlendirmelerinizle sonra da kapatalım. Evet, G20'nin bir sonuç bildirgesi olur ama bu konuların hiçbir tanesi G20'nin gündem konusu değildir. Değil. Yani yıllarca G20 izledim ben. Mutlaka ikili ilişkiler, oradaki yapılacak yüz yüze temas, işte zaten Sayın Cumhurbaşkanı hem Putin'le hem Trump'la oturacak, görüşecek. Zaten gündem maddesi de S-400. Şimdi ama şimdi hani S-400 dediğimiz hava savunma sistemi konusu Türkiye'nin ilk defa gündemine gelen bir konu değil. Yani yıllarca Patriot konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından da oyalanmış bir ülkeyiz biz. Yani Patriotları alamayınca mecburen bir alternatif bulmak zorundayız ki hava savunma sistemi dediğimiz şey de her ülke için çok önemli ve çok gerekli olan sistemlerden bir tanesi. Tabii hani ne zaman gelecek, parası verildi mi, edildi mi, bunun parasının verildiği ve şu anda yola çıkmak üzere olduğu hem Temmuz Rusya tarafından hem Türkiye'deki makamlar tarafından zaten çok net bir şekilde açıklanıyor. Ama bu Patriot dediğimiz tahtirivalli değil.
Yani hemen gelsin şöyle iki dakikada vidalarını takalım da oynamaya başlayalım gibi bir şey değil. Bunun kurulum aşaması var, getirilmesi başka, füzesi başka falan filan. Bir sürü iş bunlar. Bunlar büyük devlet işleri. Diplomasi dediğimiz şey duygularla hareket ederek yapılmaz. Dış ilişkiler böyle bir şeydir. Bu tamamen aklın ve mantığın ön planda olduğu konulardır. O yüzden bugün Rusya ile birlikte olursunuz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte olursunuz. Peki S-400 gibi hava savunma sistemlerinin gerekliliği gerekli olup olmadığı konusundaki tartışmaya gelecek olursak da bizim ülkemizin güneyinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından güney sınırımızda bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Bir terör ordusu kurulmaya çalışılıyor. Yani binlerce kilometre öteden gelerek burada bir oyun kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ben en azından komşularımdan bir tanesini tercih ederek bir hava savunma sistemini kurmak en doğal hakkım olarak değerlendiririm. %100 güvenebilir miyiz Rusya'ya? O da ya şimdi bak yine öyle bir soru sordun ki Emre. Yani Rus imparatorluktur ve yıllar boyu Türkiye'nin Rusya'dan yediği kazığın haddi hesabı yoktur. Bana cevabı da bu. Yani buna nasıl güvenebilirsin ki? Ama Amerika'ya güvenebiliyor musun? Irak'a güvenebilir misin? Evet. İran'a güvenebilir. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Diplomasi, o yüzden dış ilişkiler, diplomatik ilişkiler böyle işte ona güvenebilir misin? Bugün zemin, bugün dönem, şartlar, çıkarların buna uygundur, ona göre hareket edersin. Yani bu hiçbir şekilde iç politikaya benzemez. Yani bu bambaşka bir akıl ve mantığın olduğu, senin kendi çıkarlarını ön planda tuttuğun bir konudur. Yoksa hani Rusya'ya nasıl güvenecek? Bak, Amerika oradan saldırdıkça, parmak gösterdikçe S-400 konusunda Allah korusun Türkiye vazgeçer falan diye Rusya tarafından müthiş komplimanlar geliyor Türkiye'ye yönelik mesela. Bu da diplomatik bir ilişki. Bu da diplomatik bir hamle. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi Amerika Patriot'u verseydi acaba bunlar konuşulur muydu? Şimdi F-35 yani ya F-35 de tam bir efsane olmuş bir durum. Efsane olmuş bir hikaye. Yani verecek yok, eğitimini yaptırmıyoruz, yok eğitimi durdurduk, pilotları aşağı attık falan. Ya böyle bir dünya yok. Yani ben eğer bağımsız bir ülkeysem Amerika'nın ne dediğiyle, Rusya'nın ne dediğiyle falan çok fazla ilgilenmem. Kendi çıkarlarım neyi gerektiriyorsa benim ülkemin güney sınırında müthiş bir oyun kurulmaya çalışılıyor. Ve ben bu oyuna mutlaka bir şekilde çomak sokmak zorundayım ve ben oyunu bir şekilde kurmalıyım. Bunu sağlamak için de ne gerekiyorsa hava savunma sistemi ise hava savunma sistemi, ne bileyim başka taarruz sistemi ise taarruz sistemi, bunların hepsine de sahip olmak zorundayım. İşte hani yerlilik ve millilikten şu da değil tabi. S-400'ü tartışalım, gerekli mi, gerekli mi, değil mi dendiği anda vatan haini ilanı, bunda çok sığ, çok saçma sapan bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Bir soracak insanlar tabii, yani neden gerekli, niye gerekli, bunların hepsini konuşmak lazım. İnsanları da aydınlatmak lazım. Ama bizde böyle bir şey de oluşmaya başladı, böyle bir güruh var. S-400 ama ne gerek vardı kardeşim dediğin anda vatan hainisin falan oldu. Böyle bir şeye de gerek yok. Bitti mi? Süremiz bitiyor. Suriye'de var kaldı ki. En son bana bırakıyorsun, 1,5 dakika bırakıyorsun. Anlatacağımızı anlatamıyoruz. Ama ben yeni tarif. Ev sahibiyiz diye hep böyle yapıyor. Mehmet abi. Son tartışmayı artıracak yeni konular olmasın diye. Espri yapıyorum, şaka yapıyorum. Murat Bey konuşuruz bol bol. Haftaya yine buradayız. Buradayız. Efendim çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Sayın Mehmet Tezkan, Sayın Murat Sarı, Sayın Rahim Er. Bize teşekkür ederiz. Önümüzdeki ediyoruz. Hafta yine her pazartesi olduğu gibi saat 9'da burada olacağız. Biraz sonra Hilal Ergenekon yarından önce programıyla karşınızda olacak. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Malcan